O dini rencide etmeyeceksin. O dini incitmeyeceksin. O dini kalıpları neyse, ben buyum dediği neyse o şekilde muhafaza edeceksin, koruyacaksın. Aksi halde yerilmeye, zelil olmaya, rezil edilmeye mahkumsunuz. Yeraltı kanalında o çıkan kişilerin, öncelikle onların değerlendirilmesi gerekli. Gerçek manada bu kadar cehaletiyle, bu kadar bilgisizliğiyle kendisini geliştirmiş, batılda kendisi azmetmiş, kendisine Müslüman diyen bu toplumdan daha fazla Kur'an'ı okumuş, daha fazla kendisini geliştirmiş bir insanın karşısına deneyimsiz bir şekilde, tecrübesiz bir şekilde, cahilce ne soru sormasını bilen, ne sorulan soruya doğru düzgün cevap vermesini bilen bir insan olarak çıkıyor. Ama öncelikle bir şu kendisine Müslümanım diyen ama İslam'ı savunmaya kalktıkları zaman sanki Allah'ın değerlerini ya da Resul'ün değerlerini değer olarak değil de toplumun değerlerini ya da bilim adı altında hurafelerin değer olarak gösterdiği şeyleri ele aldıklarını göreceğiz. İslam yücelecek şahsiyetlerimiz değil, kişiliklerimiz değil, cemaatlerimiz değil, bireylerimiz, bizim akrabamız, çevremiz, Müslüman dediğimiz taifeler değil. İslam yücelecek, biz alçalacağız. İslam hak olarak görünecek, biz değil. İslam doğru olarak görünecek, biz değil. İslam yol olarak görülecek, bize çıkan yollar yol olarak görülmeyecek. Ve bu kadar bilgi donanımı olduğu halde, İngilizcesi, Arapçası olduğu halde biz şunu anlıyoruz ki demek ki bir insanın bir ilme sahip olması onu doğru düzgün kullanabileceği anlamına da gelmiyor. Eline yüzüne de demek ki bulaştırabiliyormuş, karşısındaki insana doğru düzgün bir soru da soramıyormuş. Diamond Tema'nın bir tanrının varlığı ve yokluğuyla alakalı hiçbir şey söyleyemeyiz. Var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz demesinin üzerine bence Fikret Çetin'in tamamen o videoyu kapatması, tamamen herhangi bir şekilde Diamond Tema'yı muhatap almaması gerekliydi. Yeraltı kanalı bunların üzerine sadece para kazanan bir kanal olarak görüyor. Yani derdi, davası, İslam olan bir insanın menheci, usulü, yolu asla ve asla bu olamaz. Peki biz yıllardan beri ne diyoruz? Bu sistemin okulları sizin bir şeyler öğrenmeniz için değil, yozlaşmanız için, sizin bozulmanız için, sizi aptallaştırmak ve salaklaştırmak için, sizi sarhoşlaştırmak için, ne dediğinizi bilmeyecek bir hale getirmek için açılmış okullardır. Şimdi soruyorum ben sana Diamond Tema, senin çocuğunun böyle bir toplumda yetişmesini, böyle bir ortamda yetişmesini ister misin? Eğer bir konu hakkında var da yok da diyemeyiz diyorsan zaten seninle konuşacak bir şeyimiz yok, tedavi edilmen gerekli. Usulünü değiştirirsen o zaman seninle bir konuşacağımız bir şeyler, hatta birçok şey olabilir. Sizler bilim adamlarını resmen bir peygamber gibi taparsınız. Sizin çünkü ahlak anlayışınız olamaz. Sizin ahlak anlayışınız var ise senin ahlak anlayışın başkadır. Başka bir Müslümanın ahlak anlayışı başkadır. Çünkü nasıl ki gelişen hayvanlarsınız, nasıl ki gelişen canlılarsınız, aynı şekilde başkaları size göre daha fazla gelişmiş diyeceksiniz. Şeriat gelince konuşamıyorduk ama siz gelince yaşayamıyoruz. Değil mi? Ama biz gelirsek siz yaşarsınız. Merak etme. Hatta biz gelirsek sizin mahkemeleriniz bile olabilir. Ama siz değil de sizin varyasyonunuz bir dinsiz bir devlet var şu an başımızda. Bizim mahkemelerimiz yok. Siz gelirseniz bize zorla askere de götürürsünüz. Ama biz gelirsek sizi zorla askere götürmeyiz. Özgürsünüz. Sizin çocuklarınızı zorla okullarımıza çağırmayız. Ama sizin varyasyonunuz olan şu an dinsiz bir devlet var. Ve o devletin kendi okullarına layık, dinsiz yetiştirmek için açtığı okullara çocuklarımızı çağırılıyor. Ve layık sistemi korumak için, onun için mücadele etmek için açtıkları orduya çocuklarımız davet ediliyor, isteniliyor. Alınması zorunlu bir şekilde, gidilmesi ceza veriliyor. Şimdi sen neden konuşuyorsun? Şeriat gelse şu olur, bu olur derken bir bunlara bir düşün. Bir o aklını bir kullan. Ondan sonra adaletli misin, değil misin biraz düşünürsün. Hani biraz kendini böyle ahlaklı veya adaletli olarak gösteriyorsun ya, onun üzerinden biraz düşünürsen, bugün acaba İslam mı, düzen mi daha adil, şu anki düzen mi ya da sizin getireceğiniz ne olduğunu bilmediğimiz distopya olan
bir düzen mi? Agnostizmin bugün 50 yıl sonraki halini ben düşünemiyorum. Ama İslam'ın kaynakları belli. Şimdi biz Diamond Tema'ya şu soruyu soralım. Sana göre bir gay ilişkisi ahlaki midir? Buna sen ahlaksızlık diyebilecek misin? Sana göre gay ilişkisinin eğer ahlaksız olduğunu söyleyemiyorsan, senin gibi ahlaksız bir insanın bir başkasıyla alakalı ahlak değerlendirmesi zaten düşünülemez. 9 yaşında evlenen bir kız çocuğu. Bir bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sırf başka eşinden kıskandı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o tabağı gönderir. Diğer eşinin tabağını alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde. Sizler evreni ezeli dediğiniz zaman bu mantıksızdır. Bu bilinçsiz olan evreni ezeli yapmak yerine bilinçli olan bir varlığı ezeli yapmak daha makuldür, daha mantıklıdır. Gerçekten samimiyetine ben baktığım, okuduğum zaman kaynaklarında okuma yazması bilmeyen bir insanın böyle bir kitabı ortaya çıkartması zaten mümkün değil. Ve o ilahın indirdiği kitap Kur'an ise ve o Allah'ın elçisi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise sizler istediğiniz kadar konuşun, istediğiniz sözü söyleyin. Hiçbir şey ifade etmeyecektir. Her bilim adamının konuştuğu bilim olmadığı, her hocanın konuştuğu din olmadığı gibi, her fizikçinin konuştuğu fizik olmadığı gibi, aynı şekilde kendisine bilim adamı dediğimiz insanlar da konuştukları bilim değildir. Eğer bu sorgulanamayacaksa, eğer bu tartışılamayacaksa, eğer bir bilim adamının yanlışlığı denilecekse o zaman bilim dogmadır. Ha, bilimin yanlışlığı görüldüğü zaman da bu tartışılır tabii ki. Bilim kendisini hatalarla, kendisini yanlışlarla geliştirebilecek bir yapıdır, bir kurumdur, bir örgüttür denilecekse o zaman biz bilime nasıl güveneceğiz her konuda? Dün doğru dediğine bugün yanlış diyorsa nasıl güveneceğiz? Şeriat tartışması varken şunu da bilin. Sizin de bir şeriatınız var ama farkında değilsiniz. Birisi bunu size söylemesi gerekli. Yani sen bir örnek söylüyorum, herhangi bir şekilde anatomi nedir? Herhangi bir şekilde bir insanın genetiğinin değişip değişmeyeceği konusunda bir bilgin, bir tecrüben yok. Herhangi bir şekilde bir laboratuvara girmiyorsun. Bunun yapısını tam manasıyla bilmiyorsun. DNA değişir mi? RNA değişir mi? Bir insan gerçek manada kendisi erkek olduğu halde bir kadın gibi düşünmesi DNA'sıyla alakalı mı? Genetiğiyle alakalı mı bir durum? Bunu bilmiyorsun. Bunu deney haline getirmedin. Sadece yorum yapan, daha doğrusu bunu beceremeyen, bunu delil olarak ortaya koyamayan insanların yorumlarına sarılıyorsunuz. Benim Allah'a iman ettiğim gibi, Allah'ın bu kitabıdır dediğim gibi, o Allah'ın Resulü dediği gibi bir iman içerisindesin. Özgürlükten bahsediyorsunuz. Hangi özgürlük? Bugünkü sistemin verdiği özgürlük mü? Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Bugünkü demokrasi dediğiniz sistem bile tam manasında, mutlak manada özgür değildir. Olamaz da zaten. Her sistem kendi içerisinde bir kural, bir kaide barındırır, bir sınır barındırır. Bugünkü sisteme örnek söylüyorum. Hangi konularda özgür? Bütün konuları konuşabiliyor muyuz? Din konularında bütün inancımızı aktif bir şekilde eyleme dökebiliyor muyuz? Sizin sisteminiz gelseydi bizlerin ne olacak konusunda hiç kimse güvenliğinden emin olamaz. Hayatından emin olamaz, aile yapısından emin olamaz, yaşamından emin olamaz, eğitiminden emin olamaz, geleceğinden emin olamaz. Ama İslam diyor ki dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bunu siz demezsiniz. Bunu sizin sisteminiz demez. Ama İslam diyor ki ya mahkemeleriniz mi olmasını istiyorsunuz? Olabilir. Kendi mahkemelerinizi açıp kendi idareniz altında yönetebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde böyle bir şey olamaz. İslam diyor ki eğitim konusunda özgürsünüz. Kendi çocuklarınızı bizim okullarımıza göndermeyebilirsiniz. Kendinizi eğitebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde bunlar yok. Bugünkü sistemde olmadığı gibi. Ha, diyeceksiniz ki tamam da cizye vereceğiz. Evet, o cizyeyi sizden alacağız. Peki ben size şunu söyleyeyim. Bugün sistemin bizden aldığı vergi mi daha büyük yoksa alınacak cizye mi daha büyük? Hangisi? Elbisede vergi, benzinde vergi, dükkan açtın, bilmem stopacı, bilmem şusu, bilmem damga vergisi, bilmem makbuz vergisi, ayağına ayakkabı alacaksın vergi, bir pantolon alacaksın vergi, arabanı satacaksın devlete şu kadar haraç, evini satacaksın devlete şu kadar haraç. Şimdi buna ne diyeceksin? Ve şunu da söyleyeyim, biz razıyız, bizim gerçek manada inancımızı söyleyip kendi mahkemelerimiz olsun, bize Allah'ın kitabıyla hükmedilsin, kendi okullarımız olsun ve bizleri layık küfür sistemi için savaşmaya zorlamayın.
Bizlerden yıllık bir şekilde bunun karşılığında da ücret alın. Biz buna razıyız. Bunu yapabiliyorsanız ya da yaptırabiliyorsanız Diamond Tema zihniyeti, buyurun hadi yap, samimiyseniz. Sizin konuşmaktan başka bir halt yediğiniz, sizin konuşmaktan başka ileriye gidebileceğiniz bir durumunuz olamaz. Veyahut şu an sizin getirmek istediğiniz sistemin familyası, bir kolu olan bugünkü sistem insanlara ne yaptığı ortadadır. Ana haber bültenlerini izleyen bir insanın Türkiye'deki ahlak konusunda ne durumda olduğunu, Türkiye'nin ahlak konusunda, suç konusunda ne seviyede olduğu bellidir. Şeriatla alakalı yönetilen bazı ülkelere kısmi olarak da yönetilseler, baktığımız zaman demokrat dediğiniz, layık dediğiniz bütün ülkelerden suç oranı daha az. Türkiye kaçıncı sırada dünyada suç oranında? Türkiye dünyada suç örgütlerinin, organize suç örgütlerinin bulundurma konusunda birinci sıralarda. Adam öldürme konusunu al ele, gasp al ele, hırsızlığı al ele, yolsuzluğu al ele, Türkiye'nin durumu bu. Şimdi bu duruma sistem getirmediyse ne getirdi o zaman insanlara? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Beni dinleyen kafir olsun, müşrik olsun, münafık olsun, bütün sayabileceğiniz izimler olsun veyahut Müslümanlar olsun veyahut muvahhidler olsun. Beni sadece daha yeni duyduğunuz, yeni gördüğünüz bir insan olarak izleyin. Tarafsız olarak izlemenizi istiyorum. Tarafsız olarak dinlemenizi istiyorum. Söyleyeceğim sözleri tarafsız olarak ele almanızı istiyorum. O zaman adaletli mi, adaletli değil mi, ona göre daha güzel bir şekilde karar verebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben normalde hani Diamond Tema gibi bir insanın oluşturduğu gündemin içerisinde bir parça olmak istemem. Beni en fazla rahatsız eden şeylerden birisi Diamond Tema gibi bir insanın veyahut onun zihniyetinde sahip bir insanın veyahut onun zihniyetine sahip bir insanın karşısında ezim ezim ezilen, kendine Müslümanım diyen ama İslam'ın ne olduğunu bilmeyen, kendine Müslümanım diyen ama İslam'ı kelamcılığın üzerine bina eden, yani Diamond Tema'nın o batıl balonunu şişiren normalde bu saydığım faktörler aslında. Yani Diamond Tema gibi bir insanın karşısında omurgalı bir muvahhid durmuş olsa, omurgalı bir Müslüman durmuş olsa, İslam'ı İslam'ın kaynaklarına göre savunan ve karşısındaki batılı da kendi batıl usulüne göre mahveden bir insandan bahsediyorum. Şimdi genellikle Türkiye'de şuna rastlıyoruz. Daha geçenlerde de duyduğum ilahi hatta 13 profesör ya da 15 profesör toplanmışlar. Şeriata karşı, İslam düzenine karşı, İslam kanunlarına karşı bir manifesto veya bir reddiye yazmışlar. Yani o reddiyenin içeriğinde laik sistemin içerisine biz dinimizi daha rahat yaşayabiliyoruz. Şeriat gelirse biz dinimizi yaşayamayız. Tam manasıyla bunu içermektedir. Şimdi bir insan niçin okur? Bir şeyleri öğrenmek için okur. Peki biz yıllardan beri ne diyoruz? Bu sistemin okulları sizin bir şeyler öğrenmeniz için değil, yozlaşmanız için, sizin bozulmanız için, sizi aptallaştırmak ve salaklaştırmak için, sizi sarhoşlaştırmak için, ne dediğinizi bilmeyecek bir hale getirmek için açılmış okullardır. Onlarca yıl ilahiyat fakültesi, onlarca yıl okul okuyacaksınız, profesör unvanı alacaksınız, insanlara dini öğrettiğinizi söyleyeceksiniz ve verdiğiniz reddiyede kendi inandığınız değerlere karşı bir reddiye olacak. Şimdi biz buna münafıklık dediğimiz zaman ise biz yobaz olacağız, bağnaz olacağız. Şimdi Diamond Tema'nın öncesinde ben yine söylüyorum ki Diamond Tema'ya karşı verilen, bu yeraltı kanalında verilen mücadelenin, yeraltı kanalında o çıkan kişilerin, öncelikle onların değerlendirilmesi gerekli. Yani Diamond Tema şu an o batılının, şişirdiği batıl balonun niçin patlamadığını, niçin o batıl balonu insanların gözünde daha popülerite sebebini öncelikle kendine Müslüman
Tema'nın diğer insanlarda bulmamız lazım. Şimdi Diamond Tema'nın inancına, Diamond Tema'nın ideolojisine veyahut usulüne değineceğiz. Ama öncelikle bir şu kendisine Müslümanım diyen ama İslam'ı savunmaya kalktıkları zaman sanki Allah'ın değerlerini ya da Resul'ün değerlerini değer olarak değil de toplumun değerlerini ya da bilim adı altında hurafelerin değer olarak gösterdiği şeyleri ele aldıklarını göreceğiz. Sözlerimde zulmetmemek için elimden geleni yapmaya çalışacağım kendine bu Müslümanım diyen bu şahsiyetler hakkında. Benim gördüğüm şahsen bu konuyla araştırma veyahut izlenimlerime göre 3 şahıs bu kişinin karşısına son zamanlarda çıkıyor. Daha öncesinden bahsetmiyorum. Daha öncesini hiç izlemedim. Daha öncesini bu insanla alakalı kimlerle konuştu, ne yaptı o kadar zamanım da zaten yok. Sadece şu son evreyi, şu son zamanı ki zannımca Diamond Tema'nın da diğer kişilerin de en olgun zamanlar, yani en son zamanlarından bahsedeceğiz. En önceki zamanlarında hatalar, yanlışlar yapmış olabilirler, saçmalamış olabilirler, kusurları olmuş olabilir. Şu an en olgun zamanlarının üzerinden değerlendirmemiz de meseleleri daha iyi anlayabilmemiz ya da hakikate daha iyi varabilmemiz için iyi bir usul olduğunu düşünüyorum. Allahu alem. Şimdi Diamond Tema'nın karşısına Bahadır adlı bir kişiyi çıkartıyorlar. Dinliyor ise de yani kusuruma bakmasın. Kendisini gitsin, geliştirsin. Bu İslam dini çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, babamızdan, annemizden, her şeyimizden değerli olan bir din. Sen bunu konuşacağın zaman, karşındaki insanla bunu münazara edeceğin zaman gerçek manada o dini rencide etmeyeceksin. O dini incitmeyeceksin. O dini kalıpları neyse, ben buyum dediği neyse o şekilde muhafaza edeceksin, koruyacaksın. Aksi halde yerilmeye, zelil olmaya, rezil edilmeye mahkumsunuz. Hiçbirimiz İslam'dan daha değerli değiliz. Konu İslam ise hepimiz kendi haddimizi bileceğiz. Yerimizi bileceğiz, hukukumuzu bileceğiz. İslam yücelecek şahsiyetlerimiz değil, kişiliklerimiz değil, cemaatlerimiz değil, bireylerimiz, bizim akrabamız, çevremiz, Müslüman dediğimiz taifeler değil. İslam yücelecek, biz alçalacağız. İslam hak olarak görünecek, biz değil. İslam doğru olarak görünecek, biz değil. İslam yol olarak görülecek, bize çıkan yollar yol olarak görülmeyecek. Allah subhanahu ve teala o kimseyi ıslah etsin ki gerçek manada bu kadar cehaletiyle, bu kadar bilgisizliğiyle, kendisini geliştirmiş, batılda kendisi azmetmiş, kendisine Müslüman diyen bu toplumdan daha fazla Kur'an'ı okumuş, daha fazla kendisini geliştirmiş bir insanın karşısına deneyimsiz bir şekilde, tecrübesiz bir şekilde, cahilce ne soru sormasını bilen, ne sorulan soruya doğru düzgün cevap vermesini bilen bir insan olarak çıkıyor. Ve kendisi söylediği sözlerde insanın gerçek manada aklını dumura uğratacak bir durum sergiliyor. Yeraltı kanalı bunların üzerinden sadece para kazanan bir kanal olarak görüyor. Yani derdi, davası İslam olan bir insanın menheci, usulü, yolu asla ve asla bu olamaz. Yani agnostik bir adamın karşısına çıkartabileceği, donanımlı olmadığını bildiğin bir insanı çıkartmak ancak ve ancak İslam'a zarar vermektir. Kimsenin üzerinden İslam dinini yanlış tanıtmaktır. Senin alacağın para ahirette çekeceğin azabın üzerini örtmeyecek. Senin aldığın ücret, dünyadayken geldiğin makam, geldiğin mertebe, geldiğin şöhret, emin ol seni ahiret günü o azaptan kurtarmayacak. O zaman anlayacaksın ki yaptığın yanlışların neye mal olduğunu, yaptığın yanlışların, hataların karşılığının ne olduğunu o zaman daha güzel bir şekilde anlayacaksın. Umarım Rabbim sana tövbeyi nasip eder ve o kanalını Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şekilde düzenlersin. Bugün toplumun A dediğine, B dediğine göre şekillenen bütün insanlar Allah'ın rızasından uzaklaşmaya mahkumdur. Sen de muhtemelen bugünkü laik seküler sistemin bazı özgürlük, bazı konuşma, bazı fikir hürriyeti dedikleri şeyleri tam sistemin istediği şekilde uygulamaya koyuyorsun. Olmuşsun. Hatta sistemin istediği şekilden daha fazlasını yapıyorsun. Söylemek istediğim şey Bahadır gibi kendi inandığı dini bile daha doğru düzgün temellendiremeyen birkaç tane argüman bile hayatında doğru düzgün İslam'ın, Kur'an'ın yapısını anlayamamış. Bu anlatım şekliyle, bu konuşma şekliyle bir insan buna vereceği tek bir ad vardır. Bu adam süzme cahildir. Ve bu adamın böyle bilgi konusunda araştırmaya aç, Müslümanlara, İslam'a düşman olduğundan dolayı onun azmiyle birçok meseleyi öğrenmeye çalışan, ha ona geleceğiz. Hadis kaynakları Kur'an kaynaklarıyla, Kur'an'ın nasıl anladığıyla o ayrı bir cahilliğini o zaman anlatacağız. Ama bu adam azmetmiş bir kişi. Yani bu adam çalışkan bir kişi. Ve bu şekilde de kendisini geliştirmeye çalışmış ve geliştirmeye de çalışan bir kişi. Cahilliğini videonun sonlarına doğru konuşmaya çalışacağız. Böyle bir cahili çıkartıp da böyle bir insanın karşısına insanları izlettirmek ve kendisine de ben Müslümanım ve İslam'a hizmet ediyorum demek insanların aklıyla alay etmektir. Birkaç lira kazanacağız diye Allah subhanahu ve teala'nın rızasından uzak olmak ve Allah subhanahu ve teala'nın gazabını kazanmaktır.
İkinci olarak Aslın Tok diye birisi. Ben Aslın Tok'u yakınımdaki kardeşimden duyardım. Normal bazı videolarını falan izlerdim. Aslın Tok'taki bazı gelişimleri, bazı dönüşümleri gördüğümüz zaman derdik ki Allah subhanahu ve teala eğer bu kadar adil ise hakkı Allah subhanahu ve teala ona nasip edecektir. Eğer hidayeti istiyor ise hakkı bulacaktır diye umut ediyordum. Halen de umudum var. Sadece Aslın Tok'un bu kanala çıkmamasının gereğini şu şekilde izah edebilirim. Aslın Tok daha yeni yeni İslami konulara eğilmiş, yeni yeni İslami konuları öğrenmeye çalışmış bir kimse. Kendisindeki hata yanlış. O kadar donanımlı bir insanın karşısına çıkacağı zaman İslam şeriatını savunma konusu gerçek manada bir alimin işidir. İslam şeriatını savunma konusu gerçek manada bir alimin işidir. Bir alim zaten İslam alimi. İslam'ı doğru düzgün bilen bir insan zaten şeriatın kısımlarını, konularını, faydasını, hikmetini düzgün bir şekilde ortaya koyabilir. Orta düzeyde bir Müslüman dahi şeriatı Aslın Tok'tan daha iyi bir şekilde savunabilirdi. Ve ben şuna üzüldüm ki Aslın Tok maalesef şeriatı savunmaya çıkmış ama şeriattaki kural, kaideleri maalesef farklı bir şekilde eğip bükmeye başladığını ben birkaç yerde gördüm. Bu samimiyet değildir. Yani Aslın Tok burada beni dinliyor ise gerçek manada yapması gereken şey teslimiyettir. Allah subhanahu ve teala'nın şeriatı, Allah'ın kitabı, yani biz biraz videonun ilerlediğimiz zaman videoda yani bir tanrının, bir ilahın varlığı konusunda, sonra Kur'an'ın onun kitabı olup olmadığı, sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi, resulü olup olmadığı konusunda konuşmalar yapacağız. Bunları yapılandırıp, bunları kaynaklandırıp, bunları doğru düzgün bir tanımlayıp ona göre devam edeceğiz. Ha Allah var, Allah'ın kitabı var deyip de ben de biliyorum ki bir kafir, bir münafık, bir müşrik bu videoyu dinlediği zaman gerçek manada hemen eyvallah tamam Allah'ın kitabı diyorsa o zaman o Allah'ın kitabıdır, iman edelim demeyeceğini ben de biliyorum. Allah'ın Resulü ise Allah'ın Resulüdür o zaman hadi iman edelim demeyeceğini ben de biliyorum. Bunları tanımlamamız, bunları gerekçelendirmemiz, şimdi ben niçin bu dine inanıyorumu doğru düzgün bir şekilde ortaya koymam gerekli olduğunu biliyorum. Bunlardan önce dediğim gibi Aslın Tok gibi bir kimsenin böyle bir kimsenin karşısına çıkartılmaması gerekliydi. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman kanal gerçek manada hani popülaritesi artması için, para kazanmak için uğraş veren bir kanal olduğu görülüyor. Şimdi bunun dışarısında söylediği sözler aynısı iştir kişinin lafına bakılmaza gelir. Yani ben asla ve asla böyle bir şey yapmıyorum demesi biz deriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Allah kişinin yaptıklarına ve kalbine bakar, suretlerine bakmaz. Şimdi senin yaptıkların bu ortada. Senin eğer kalbin gerçek manada doğruyu bulmuş olsa zaten yaptıklarını da etki eder. Eğer oturup bu konu hakkında bir cevap verirsen, dersen ki biz hayır İslam için yapıyoruz bu mücadeleyi. İslam adı altında, İslam'ın yücelmesi için, işte Müslümanların ne kadar haklı olduğunu göstermek için yapıyoruz diyorsan o zaman oraya ehil birisini çıkartman gerekli. Agnostizmi bilen insanlar var. Agnostizmin ne olduğu ile alakalı yıllarca çalışmış insanlar var. Eğer İslam için çabalıyorsan, çalışıyorsan bir agnostiğin, bir ateistin, bir deistin karşısına gerçekten Türkiye'de kendisini iyi bir şekilde geliştirmiş bir insanı davet etmenin uğraşını vermen gerekli. Kendisini yetiştirememiş, kendisini geliştirememiş, kendisi birkaç kitap okuduktan sonra veyahut kendi inandığı kitabın bile doğru düzgün anlayamadıktan sonra veya İslam'ın gerçek manada yapısını, kaynaklarını doğru düzgün bilmeyen bir insanı eğer bir kişinin karşısına kendisini geliştiren, kendisi araştıran, kendisini bir konuma getiren bir insanın karşısına çıkarırsan o zaman insanlar senin hakkında iyi düşünmemekte haklıdır. Aslın Tok bu konu hakkında gerçek manada deneyimsiz bir insandı. Deneyimsiz. Hiçbir deneyimi yok. Yani herhangi bir şekilde çalışması yok. Videolarını bazen denk geldiğim zaman, konuştuğu zaman çok kendinden konuşan, çok kaynaksız konuşan, çok yersiz, gereksiz, alt tabaka olabileceğini söylediğimiz insanları muhatap alan ve onlara cevap verdiğinde muhtemelen kendisini tatmin eden bir insan. Bu insanın yapması gereken şey gerçek manada o programa çıkmak değil. İslam'ı gerçek manada tam manasıyla düzgün bir şekilde öğrenmekti. Ondan sonra gidip şeriatı birilerine karşı savunmaktı. Mürtetle alakalı bir meseleyi evirip çevirmeye gerek yok. Onlara da geleceğiz. Ayşe annemizle alakalı meseleye geleceğiz. Mürtetle alakalı meseleye geleceğiz. İnşallah unutmam. İslam'ın kural ve kaidelerinin üzerine konuşacağız. Burada mürtet derken Altay Cem Meriç de aklıma geliyor. Onun da bu konuyla alakalı bazı açıklamaları var. Gerek Altay Cem Meriç'in taraftarları, onu seven insanlar olsun. Gerek kafir veyahut münafık müşrikler olsun. Ben kafir münafık müşrik derken öyle bütün ateistleri, bütün agnostikleri kusura bakmayın. Benim dinim sizlere kafir diyor. Agnostik de diyebilirim, kafir de diyebilirim. Ama benim dinim sizlere koyduğu tanım budur. Kafir. Benden samimiyet bekliyorsanız
sizlere süslü süslü kelimeler kullanmamdan öte kendi dinime göre konuşmam evladır. Nasıl ki kendine Müslümanım diyen münafıklar, nasıl ki kendine Müslümanım diyen müşriklere bu tanımı koyuyor Allah subhanahu wa ta'ala dini ve ben de bunu samimi olarak inancım gereği söylüyorum. Sizlere de aynı şekilde bu hitapta bulunacağım. Sizler nasıl ki kendi inancınıza göre bizleri farklı farklı konumlandırıyorsunuz, farklı farklı adlandırıyorsunuz veyahut adlandırmasanız bile bu bizim için ölçü değil. Bizim için ölçü Kur'an'dır, sünnettir. Buna göre konuşmakla mükellefiz bir Müslüman olarak. Müslüman teslim olan demektir lügat manasında. Neye teslim olduk? Kur'an, sünnete. Yani Allah'a ve Allah'ın gönderdiği Resul'e teslim olduk, boyun eğdik. O halde süslü süslü sözler, o halde kendimizden olan sözlerle sizlere hitap etmek yerine kendimizle, benzerlerimizle, amalarımızla sizlere hitap etmekten evla olan Allah subhanahu wa ta'ala kitabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. İslam'a gerçek manada Kur'an ve sünnete bağlı olan, Kur'an ve sünnet üzere yaşayan ehli sünnetin açıklamalarıyla İslam savunulur. Bunun dışarısında eğer bizler karşımızdaki adam mürtet dediği zaman tutup da yok farklı farklı aslında tok gibi teviller yapıp işte devlete asi olması, devlete karşı saldırması, devlete karşı eşkıyalık yapması gibi bu tür hiçbir şekilde tanımı olmayan, hiçbir şekilde kaynaklarda bulunmayan, böyle bir sözü söyleyen hiçbir ehl-i sünnet alimi olmadığını bildiğimiz halde çıkıp da bir programa bunu söyler isen o zaman kardeşim sen aşağılık kompleksiyle hareket eden bir insansın. İslam'ın sana ihtiyacı yoktur. Senin de İslam'ı bu şekilde yanlış tanıtmaya hakkın yoktur derler adama. Bunun aynı bir benzeri maalesef Altay Cem Meriç mürtetle alakalı bir açıklaması vardır. O kadar teferruatına giremeyeceğim. Çok uzayacaktır çünkü birçok konu var ve ben her bir konuyu böyle veciz bir şekilde anlatmaya çalışıp bitirmeye çalışacağım inşallah. Şimdi Altay Cem Meriç de aynı benzeri bir usule gidiyor. Yani mürtetle alakalı meselede farklı farklı teviller yaparak aslında İslam'da olan mürtedin alıyor farklı bir konumda konumlandırarak İslam'ın hiçbir şekilde ondan bahsetmediği bir mürtet tanımını getiriyor. Mürtetle alakalı videosunu izleyebilirsiniz. Şu an o kadar girmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek isteyeceğim. Yani Altay Cem Meriç de Diamond Tema'nın karşısına çıksa veyahut benzeri varyasyonlar da Diamond Tema zihniyetinde olan insanların karşısına çıksalar İslam savunulmuş olmayacak. Ve sizler veyahut bizler bununla övünmüş, bizler bununla gurur duymuş olamayacağız. Zaten Türkiye'deki sorun bu. İslam'ın yükselmesindeki temel sorun da böyle omurgasız. Maalesef sözünün eri olmayan ya da dininin eri olmayan ya da inandığı inancın eri olmayan, inancını tahrip eden, tahrip görüşlerle hayatını geçirmeye çalışan ve bu tahrip görüşlerle insanlara anlatan insanlardan dolayı maalesef şu an popülaritesi İslam'ın farklı bir yerde. Allah katında İslam yücedir. Şu an Türkiye'nin toplumundan bahsediyorum. Türkiye'nin içeriğindeki İslam'dan bahsediyorum. İnsanlar niçin bu kadar İslam'ı farklı anlayabiliyorlar? İşte bu insanlar yüzünden tek tip bir şekilde İslam'ın kaynaklarında olan, asıl kaynaklarında geçen, net kaynaklarında geçen meseleleri bir agnostik çıktığı zaman eğip büken insanlardan dolayı İslam maalesef farklı farklı anlaşılıyor, farklı farklı konuşuluyor. En sonunda diyorlar ki ya falan kişi farklı söylüyor, filan kişi farklı söylüyor. Bunun asıl kaynağında ki sebep şudur. İnsanların kendisini önce İslam'a nispet edip sonra da o İslam'ı omurgasızca anlatmasından kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü Fikret Çetin. Şimdi ben ilk defa Fikret Çetin'i dinledim. Bir insan bu kadar karman çorman bir şekilde konuşup karşısındaki insana soru soramamak için çaba gösterir mi diye sorarsanız insanın aklına Fikret Çetin gibi bir insan gelebilir. Bakın ben bunları tamam yeriyorum ama şimdi bunları yermeden bunları eğer benimsersek, eğer bunları biz korur isek sizin inancınız ilk başta hedefe gelecektir. Sizin inancınız, sizin İslam dini olarak değer verdiğiniz din hedefe gelecektir. Bu insanların yaptığı hataları ele almamız gerekli. Kendimize, kendi dinimizi savunduğunu söylediğimiz insanlar, kendi inancımızı savunduğunu, kendi kaynaklarımızı savunduğunu söylediğimiz insanları güzel bir şekilde ele alıp değerlendirip ve gerekiyor ise elememiz ve daha da iyilerini ortaya çıkartmamız gereklidir. Şimdi Fikret Çetin'in yaptığı gerçek manada çok az bir yerde iyi yönleri var ama genel manada laf kalabalığından başka bir şey değil. Yani karşındaki insana kendi kitabında o kadar not almışsın ve karşındaki insana soru soracaksın. Hiç alakası olmayan meseleleri konunun içerisinde durmadan soru içerisine gargara yapıp ve karşı tarafa doğru düzgün bir soru yöneltememen gerçek manada tek bir adı vardır, o da beceriksizliktir. Ve bu kadar bilgi donanımı olduğu halde, İngilizcesi, Arapçası olduğu halde biz şunu anlıyoruz ki demek ki bir insanın bir ilme sahip olması onu doğru düzgün kullanabileceği anlamına da gelmiyor. Eline yüzüne de demek ki bulaştırabiliyormuş. Karşısındaki insana doğru düzgün
bir soru da soramıyormuş. Genel olarak şunu anlıyoruz ki gerçekten Türkiye şu son zamandaki gündemle resmen Diamond Tema ve karşısına geçirilen insanlarla bir imtihana daha tabi tutuldu. Tabi bu imtihandan bilen insanlar kurtulur, bilmeyen insanlar zaten kurtulmuş değillerdi. Bununla beraber iyice bataklığın içerisine sürüklenirler, iyice karanlığın içerisine sürüklenirler. Yani bugün Türkiye'nin Müslüman olduğunu adam çıkıyor diyor ki ben Müslümandım, ateist oldum. Sen hiçbir zaman Müslüman değildin ki. Sana birileri dedi ki sen Müslümansın, annen baban Müslüman, sen de Müslümansın. Hayatında doğru düzgün İslam'la alakalı hiçbir uğraşın olmamış. Doğru düzgün bir çalışman olmamış. Genelden bahsediyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Genellikle ateistlerin, kafirlerin, genellikle zındıkların söylediği bir söz vardır. Ya o zaman şu falanca adamı tanıyorum. Filanca adam böyleydi. Şöyle bir Arapça biliyordu. Bak falan falan zaman sonra ateist oldu. Tamam, Arapça bilmesi gördüğümüz kadar, Fikret Çetin'den üzerinden de gördüğümüz kadar. Yani insanın Arapça bilmesi veyahut bir İngilizce bilmesi veyahut farklı bir ilim bilmesi adama soru bile sorduramıyormuş. Demek ki insanın fazla bilmesi, doğru bir şeyleri anlaması veyahut doğru bir şeyleri aktarması anlamına da gelmiyor. Bunu anlıyoruz. İstisnaların üzerinden gitmiyorum. Şu an toplumun genelinden bahsediyorum. Genel olarak sorduğun zaman önce Müslüman, bir bakıyorsun ki bazı meselelerden sonra ateist olmuş. Sen zaten ateist bir şekilde yaşıyordun. Adını koymuş oldun, başka bir şey değil. Sen ateistlerin amelini, hayatını yaşıyordun. Sadece inancın bazı yerlerde değişti. Allah yokmuş gibi yaşıyordun. Gerçek manada belli bir zaman sonra Allah'ın yok olduğunu kendin söylemeye başladın. Yani ufak değişimler yaşadınız. Büyük köklüce bir değişimler yaşamadınız. Diamond Tema ile alakalı öncelikle ben kendi şahsiyeti kişiliğiyle alakalı pek bir şey bilmem. Ama anlattıkları söylediklerine karşı özellikle Fikret Çetin'i başarılı bulduğum yerler var. Öncelikle kendisinin Diamond Tema'nın bir dogma inanca sahip olduğunu, kendisince kalıplarının olduğunu bizlere gösterdi. Sorduğu sorularla ortaya koydu bunu. En güzel yaptığı şeylerden birisi bu. Yani videoda artık sizi tatmin eder etmez. Beni tatmin etmese de genel olarak maalesef, ama ele alıp Diamond Tema'yı tanıyabileceğimiz bazı belgeleri elimize sundu diyebiliriz. Bu konu hakkında benim aslında Fikret Çetin'i izlediğim zaman belli bir yerden sonra şunu söyledim. Diamond Tema'nın bir tanrının varlığı ve yokluğuyla alakalı hiçbir şey söyleyemeyiz. Var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz demesinin üzerine bence Fikret Çetin'in tamamen o videoyu kapatması, tamamen herhangi bir şekilde Diamond Tema'yı muhatap almaması gerekliydi. Çünkü gerçek manada böyle bir inanca sahip olan bir insana bir şeyi ispat etmek kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Biz bu insana şunu sormamız gerekli. Yani insanlar veyahut maddeler üzerinden varlık ve yokluk konuşulurken niçin onların daha üstünde olan bir varlık için varlık veyahut yokluk konuşulmayacak? Yani onların üzerinde olduğu düşünülmesi, onların üzerinde yani maddenin, materyalin üzerinde olduğunu düşündüğümüz olur mu olmaz mı diye bir düşünce içerisinde bulunduğumuz bir şey hakkında nasıl olur da var mı yok mu diye düşünemeyiz. Ya da şunu nasıl düşünebiliriz ki var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz. Yani bir konu hakkında evet de diyemeyiz, hayır da diyemeyiz. Bir konu hakkında geldi de diyemeyiz, gitti de diyemeyiz. Bir konu hakkında yaptı da diyemeyiz, yapmadı da diyemeyiz. Yani özellikle ileride gerçek manada insanın aklını dumura uğratacak sözler söylediğinde ben o konuda da Fikret Çetin'i gerçek manada kutluyorum. Gerçek manada tebrik ediyorum. Yani bir ilahın kusursuz olduğunu söylemenin, kusurlu olduğunu söylemesi Diamond Tema'nın tam manasıyla saçmalamasıydı. Yani bunun saçmalık olduğunu söylememe bile gerek yoktur. Eğer Türkiye'deki akıl seviyesi çok aşağılarda ise bunu anlatırız. Bunu izah ederiz. İnsanların o kelimenin ne kadar mantıksız olduğunu, ne kadar saçma söz olduğunu, hatta dünyada en saçma sözler listesinde en başta olabileceğini anlatmaya çalışırız. Ama bu kadar aptal, bu kadar ahmak olduğunu bu Türkiye toplumunun düşünmüyorum. Yani Tanrı kusursuz olması onun kusurludur demesi. Aynen orada da kendisinin de Fikret Çetin'in de çok güzel bir şekilde ele aldığı gibi iki tanesi de aynı manadadır. Yani kusursuz olması kusurludur demesi ikisi de aynı kelime demektir. Allah'ın her şeyi biliyor demesi yine Allah subhanahu ve teala'ya affedilemeyecek bir şey olduğunu söylemesi. Yani bu saçmalıkların üzerinden gerçek manada Diamond Tema'yı ele almak yerine ortada bir varlık varken onu var eden olduğunu düşünmeyi bu zihniyet resmen iptal ediyor. Örnek söylüyorum. Ortada bir masa var ise bir marangozu iptal etmek, ortada bir işte buzdolabı var ise onu tasarımını yapan tasarımcıyı, onu düzenleyen ustayı, işte ortada bir bina varsa onun projesiyle onu hayata geçirmek, onu yapmak, onu düzenlemeyi, onu düzenleyen kişiyi iptal etmek, mühendisini iptal etmek gerçek manada aklına alabileceği bir şey değil. Tam manasıyla inancı bu. Böyle bir saçma sapan bir mantığı insan kabul eder ise gerçek manada bahsettiğim şekilde hayatta mantık
mantıklı bir şekilde yaşaması mümkün değil. Tam manasıyla biz bu adama akıllı olan deli deriz. Aklı var ama deli. Kendisi deli. Yani inanç olarak, mantık olarak, gerçek manada doğru düzgün yaşayamaz. Adaletli ise. Adaletsiz ise istediği şekilde münafıkça, istediği şekilde ikiyüzlüce, istediği şekilde çelişkileriyle yaşayabilir. Örnek söylüyorum. Ortada bir masa varken marangozun, ortada bir ev varken onun mimarının, ortada bir işte araba varken onun tasarımcısının, onun mühendisinin, onu yapan ustanın varlığından bahsediliyor ise hayatta. Tüm bu evrene bir baktığımız zaman, gökyüzündeki güneşi, aldığımız havayı, kendi sistemimizi, kendi düzenimize baktığımız zaman bizim düzenleyenimiz, bizi düzenleyen bir varlığın olmadığını konuşmak tam manasıyla aptallıktır, salaklıktır, sarhoşluktur. Ben size İslam dininden bahsetmiyorum. Ben size sadece bir varlığın var edeninin olmasının mecburiyetinden bahsediyorum. Yani bir arının, bir sineğin, bir böceğin, bir aslanın, bir zürafanın, bir elma ağacının, bir muz ağacının, bir güneşin, ayın, gökyüzünün, yıldızların, pek bilmeyen her yıl bize gelen mahsullerin, domatesinden, biberinden ne aklınıza gelebiliyorsa tüm bu varlığa baktığımız zaman gerçek manada müthiş bir şekilde bir musavvirin, müthiş bir şekilde şekil verenin, müthiş bir şekilde bir hallakın, yaratanın, var edenin olduğunu görmek zorundayız. Ben bir Müslüman olarak, bir muvahhid olarak ilk başta Rabbimi kabul etmemin gerekçesi budur işte. Gökyüzüne baktığımız zaman bir güneşi görüyoruz. Bir güneşi görüyoruz. Her gün doğup ve batan. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu güneşin doğmasında ve batmasında bir enerjiye ihtiyacımız yok mu? Bir apartmanın ısınmasında, bir fabrikanın çalışmasında veyahut ondan daha büyük sanayilerin çalışmasında ve bir şeyler ortaya koymasında enerjiye ihtiyacımız, insan gücüne ihtiyacımız, makine gücüne ihtiyacımız varken nasıl olur da gökyüzünde doğup batan dev ateş topunu bir yerden bir yere sevk edecek bir güç olmayacak? Yani siz ya bunu maddeye vereceksiniz ki böyle yapıyorsunuz. Yani madde eşittir kendisini idare eden. Yani örnek söylüyorum, masa eşittir kendisini yapan, araba eşittir kendisini bir yerden bir yere götüren ya da sizin dediğiniz saçmalık da aklıma geliyor. İçgüdü dediğiniz mesela arının bal yapmasını içgüdü sebep verdiğini söylüyorsunuz mesela. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Arıdan daha akıllı bir arı mı var yani? Yani arıya bu işi yaptıracak daha önce bir bu konu hakkında, bal konusu hakkında hiçbir tecrübesi olmamış, bir yerden bir şey öğrenmemiş, bir yerlerde gidip bir şekilde deneyim, bir tecrübe yapmamış bir içgüdü arıya bu balı yaptırıyor, öyle mi? Şimdi buna da bilim adı altında dediğiniz zaman, bunu bilim adamları diyor dediğiniz zaman biz de buna inanacağız, öyle mi? 1950 yılındaki bilim mi, 2000 yılındaki bilim mi, 2050 yılındaki bilim mi, hangisinden bahsedelim? Farklı farklı durmadan değişen, her bilim adamı adı altında konuşan kişinin konuştuğu söze göre mi bilimi değerlendireceğiz? Bilim dediğimiz zaman yorumun katılmadığı şeydir. İçerisinde herhangi bir şekilde yorum olmaz, hipotez olmaz, varsayım olmaz. Sadece ve sadece kendisi olur. İspatlanan şeyin, delil denilen şeyin kendisini biz görürüz o içeriğin içerisinde. Ve siz içgüdüye inanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yok, bir kaplumbağa yeni doğduğu zaman suya koşmasını, suya gitmesini sağlayan içgüdüdür. E biz de deriz ki daha önce o içgüdü kendisi denize koşmasının gerekli olduğunu kimden öğrendi? Kimden öğrendi ki o denize koşması gerekli olduğunu o kaplumbağaya öğretecek? Bunlar sizin safsatalarınız, saçmalıklarınız. Bunlara bak, bir Müslüman olarak ben kabul etmediğim zaman vay efendim sen zaten Müslümansın ve efendim sen zaten yobazsın, sen zaten bağnazsın, sen zaten kabul etmiyorsun, sen zaten Allah'a inanmış bir insansın demek saçmalığına da girişmeyin. Ben niçin Allah'a inandığımı, bir Tanrı'nın, bir Yaratan'ın, bir var edenin var olduğunu söylememin gerekçelerini zaten söylüyorum. Siz ancak şunu söylüyorsunuz. Biz illa var eden var ise onu görmemiz gerekli. Bunu hayatınızda her defasında yapıyor musunuz? Var eden şeyi yaptığı işten görüyorsunuz. Var eden varlığı yaptıkları olaydan görüyorsunuz. Bir yerde adam öldürüldüğü zaman bu adamı kimse öldürmedi. Çünkü ben bu adamı öldüreni görmedim mi diyorsunuz? Yoksa öldürülen adama bakıp bu adamı birisi öldürmüş mü diyorsunuz? Öldüren kişinin kim olduğuyla alakalı bir soru sorduğumuz zaman mesela adamın mesela silahla vurulduğu zaman bu adam silahlı bir şekilde buna saldırdı diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Benzeri birçok örnek verebiliriz. Hani var edenin var olmasıyla alakalı illa onu görmemiz gerekli değil dedik ya. Yani vasıflara bakarak da biz var edenin varlığı konusunda özellikleri anlayabiliriz, görebiliriz. Yani bir çocuk gördüğümüz zaman otomatik olarak o çocuğu bir ilişki üzerinde, bir evlilik üzerinden veyahut gayrimeşru ilişki üzerinden, cinsel ilişki üzerinden değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Peki bu çocuğun bir babası olmak zorunda mı? Evet, babası
olmak zorunda. Bir babanın varlığını kabul ettik mi? Ettik. Görmemiz gerekli mi? Gerekli değil. Peki babanın erkek olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bu çocuğun bir de annesi olduğunu ve onun da kadın olduğunu anladık mı? Anladık. Peki biz bu çocuğa birilerinin yemek yedirdiğini anladığımız zaman birilerinin buna rızık verdiğini anlamış olur muyuz? Oluruz. Çünkü çocuk yemek yemeden, su içmeden hayatını idame ettirir mi? Bilmez. Şimdi biz bu çocuğun, örnek söylüyorum, bu vasıflarını anladık. Peki şuraya geldiğimiz zaman niçin kabul etmiyoruz? Bu çocuk bu zamana kadar nefes almadan mı yaşadı? Hayır. Peki nefesi veren ne? Nefesi veren kim? Hiç kimse. Peki bu çocuk, örnek söylüyorum, bu zamana kadar yedikleri, içtikleri nereden geldi? Topraktan. Allah Allah. Toprak bu çocuğu tanıdı. Bu çocuğun yiyeceği, içeceği, yemekleri bildi. Ve bu çocuğa resmen yiyeceklerini, içeceklerini gönderdi. Öyle mi? Bunu mu söyleyeceğiz? Şimdi ben bunları söylerken hop oturup hop kalkmak yok. Sizler nasıl ki bizim inancımıza şeriat olsaydı ben şu an konuşamazdım. Evet, seni konuşturmazlardı. Ama sana inancını yaşama hakkı verirdi şeriat. Bugün o kadar cahilce, o kadar saçma sapan bir hikaye dönüyor ki şeriat gelince sanki ateistler, deistler veyahut agnostikler öldürülecekmiş gibi konuşuluyor. Bizim kitabımızda sizlere yaşam hakkı sunuluyor. Sizler inancınızı yaşayabilirsiniz. Sizler inancınızı yaşayabilirsiniz. Lakin benim peygamberime gelip ahlaksız dedirtmez İslam şeriatı. Senin gibi insanlara evet konuşturmazlar. Senin gibi insanları konuşturmazlar. Çünkü şeriatta, İslam devletinde bilen insanlar konuşur. Bilgili insanlar konuşur. İslam şeriatında, örnek söylüyorum, senin gibi cahil, senin gibi İslam kaynaklarını bildiğini düşünüp de saçmalayan insanlar konuşturmazlar. Ama senden daha iyi İslam kaynaklarını bilen ve kendisini agnostik diyen insanları konuşturabilirler ve karşılarına da İslam'ı düzgün bir şekilde bilen insanları koyup konuşturabilirler. Bu gerekliyse bunu yapar. Bu gerekliyse İslam halifesi bunu yapar. Unutmayın, kendi iddia ettikleri ne kadar şey var ise iktidara geldiklerinde, kendi inançları bu memlekete ele geçirdiğinde söylediklerinin tam zıttına daha da fazlasıyla insanlara uygulayacaklar. Şimdi kendilerinin inancı, mesela örnek söylüyorum, Celal Şengör gibi zihniyetin, ateizm bir zihniyet olabilir, agnostizm bir zihniyet olabilir. İkisinin arasında inançsal olarak fark olsa da görüş olarak, insanlara bakış olarak pek bir fark yok. İkisi de insanları gelişmiş bir hayvan olarak görür. İkisi de insanlar geçmiş atalarına göre daha da iyi hayvanlar, daha da gelişmiş hayvan olan canlılar olarak görürler. Bu nedenle kendisi bir ahlaktan bahsediyordu. O ahlak dediğimiz tanım tam manasıyla ahlaksızlıkla yer değiştirecek ve kendi ahlak olarak bildikleri ne kadar ahlaksızlık var ise toplumda yayılmaya başlayacak ve insanlara bunlar dikte edilecektir. İslam şeriatı onun bunun eğip bükmesine göre değişken bir şey değildir. Ama bu insanların, ateizmin, her birinin insanların başına geldiği zaman ve her birinin bu memleketin başına geldiği zaman ne yapacağını hiçbir şekilde kestiremezsiniz. Hiç eğip bükmeye gerek yok. İslam'da bugünkü toplumdaki gibi fikir hürriyeti yoktur. Bugünkü toplumdaki insanlara her insanın konuşabileceği, her insanın saçmalayabileceği bir alan açılmamıştır. Bilenler konuş, bilenler öğretecek, bilmeyenler de öğrenecektir. Şu an bugünkü toplumun cahillik seviyesine baktığımız zaman her önüne gelen her konuda konuştuğundan dolayı her elimizi attığımızda cahile dokunuyor. Şimdi sizin böyle bir toplumda eğitim sisteminizin de zaten çöktüğü ortada. Herhangi bir şekilde doğru düzgün adam yetiştirememişsiniz ki. Doğru düzgün bilen insan yetiştirememişsiniz ki. Yani okullarınızdan çıkan adam halen saçmalayacaksa, halen doğru düzgün bir şeyler söyleme konusunda, bir şeyler düşünme konusunda, insanlarla iletişim kurma konusunda doğru usulü kullanamayacaksa sizler sarhoşlar yetiştiriyorsunuz. Şeriat olsaydı konuşamazdık. Tamam. Eğer agnostizm olsaydı, eğer ateizm olsaydı, şu an ülke onunla yönetilmiş olsaydı toplumun yarısından çoğunu gay yapardınız. Yarısından çoğunu lezbiyen yapardınız. Biseksüel yapardınız. Yarısından çoğunu ailesiz yapardınız. Yarısından çoğunun çocuğunu, affedersin, gayrimeşru ilişkilerin sonucunda oluşan çocuk neyse ondan yapardınız. Ve bunlar sizin için bir sorun olmazdı. Hatta bunu sorun yapan insanlara da hapse atardınız, biliyor musunuz? Bunu sorun yapan, bununla mücadele eden insanlara da ahlaksız, insanların hayatına nasıl karışırsın diye hapse atardınız. Hatta siz ne yapardınız biliyor musunuz? Bunu sorun yapan, bununla mücadele eden insanlara da ahlaksız, insanların hayatına nasıl karışırsın diye hapse atardınız. Hatta siz ne yapardınız biliyor musunuz? Zaten sizler insan konusunda gelişmiş hayvanlarsınız ya. Zaten toplumu da öyle göreceksiniz. O şekilde insanların üzerinde rahatlıkla deneyler yapabilirsiniz. Hatta sizler şunu da yapardınız biliyor musunuz? Delileri sorunlu insanlar görerek toplattırıp öldürebilir, imha ettirebilirdiniz. Bunun sizin inancınız müsait. Peki soru, bizim inancımız bunlara müsait mi? Hadi cevap verin. Yani Celal Şengör denilen adam kendi çocuğu, kendi kızının üzerinden konuşurken ne diyordu? En fazla şunu söylerdim. Derdim ki adam eğisli mi değil mi? Ona dikkat et. Yani tamam, eğer cinsel ilişkiye gireceksen bir kişiyle, eğer bir kişiyle o ilişkiyi yapacaksan, cinsel ilişkiyi, böyle bir bağ kuracaksan, bari eğisli mi değil mi ona bir dikkat et.
Yani bir hastaneden bir raporu var mı yok mu ona dikkat et. Ondan sonra istediğinizi yap. Bu zihniyetiniz sizin bu. Şimdi soruyorum ben sana Diamond Tema. Senin çocuğunun böyle bir toplumda yetişmesini, böyle bir ortamda yetişmesini ister misin? Hani aile kavramının olmadığı bir toplumun ne hale geleceğini anlayamıyor musun? O kadar araştırmacısın, o kadar meseleleri öğrendiğini düşünüyorsun. Sizin zihniyetinizin bu topluma, bu insanların başına geldiğinde insanları siz kibir manyağı, ego manyağı yaparsınız. Size göre gelişmiş insanlar egoist, kibirli insanlardır. İnsanlara böyle tepeden bakan insanlardır. Ve siz tepeden bakan insanları da kınayamazsınız. Sizin çünkü ahlak anlayışınız olamaz. Sizin ahlak anlayışınız var ise senin ahlak anlayışın başkadır. Başka bir müslüğün ahlak anlayışı başkadır. Çünkü nasıl ki gelişen hayvanlarsınız, nasıl ki gelişen canlılarsınız, aynı şekilde başkaları size göre daha fazla gelişmiş diyeceksiniz. Ya da bir doktorun, bir başarılı bir insanın sizin gözünüzde resmen bir ilah olduğunu şu an düşünüyorum. Sizin gözünüzde resmen bir ilah olarak görülebileceğini düşünüyorum. Sizler bilim adamlarını resmen bir peygamber gibi taparsınız. Çünkü sizin varlık konusunda herhangi bir şekilde Allah gibi bir varlığa matur konuşmayacağınızdan dolayı yeryüzündeki sizin gözünüzün gördüğü, başarılı olarak gördüğünüz profesörlerdir, oyunculardır, futbolculardır ne kadar varsa onlara toplumsal olarak taparsınız. Onları yüceltirsiniz. Bu toplum ırkçılıktan da kurtulmaz. Yani eğer o ateist bir Türkse ya da ateist bir Kürtse vay haline bu toplumu. Yani bir düşünün derim. Hani şeriat gelince konuşamıyorduk ama siz gelince yaşayamıyoruz. Değil mi? Ama biz gelirsek siz yaşarsınız. Merak etme. Hatta biz gelirsek sizin mahkemeleriniz bile olabilir. Ama siz değil de sizin varyasyonunuz bir dinsiz bir devlet var şu an başımızda. Bizim mahkemelerimiz yok. Siz gelirseniz bize zorla askere de götürürsünüz ama biz gelirsek sizi zorla askere götürmeyiz. Özgürsünüz. Sizin çocuklarınızı zorla okullarımıza çağırmayız. Ama sizin varyasyonunuz olan şu an dinsiz bir devlet var ve o devletin kendi okullarına layık dinsiz yetiştirmek için açtığı okullara çocuklarımızı çağırılıyor. Ve layık sistemi korumak için, onun için mücadele etmek için açtıkları orduya çocuklarımız davet ediliyor, isteniliyor. Alınması zorunlu bir şekilde, gidilmezse ceza veriliyor. Şimdi sen neden konuşuyorsun? Şeriat gelse şu olur bu olur derken bir bunları bir düşün, bir o aklını bir kullan. Ondan sonra adaletli misin değil misin biraz düşünürsün. Hani biraz kendini böyle ahlaklı veya adaletli olarak gösteriyorsun ya. Onun üzerinden biraz düşünürsen bugün acaba İslam mı düzen mi daha adil, şu anki düzen mi ya da sizin getireceğiniz ne olduğunu bilmediğimiz distopya olan bir düzen mi? Karanlık olan bir düzen mi daha iyi? En basitinden şunu bir düşün. İnsanların üzerine dayalı, insanların üzerine konumlandırılmış bir din değil, bir inanç değil bizimki. Sizinkisi öyle. Agnostizmin bugün 50 yıl sonraki halini ben düşünemiyorum. Ama İslam'ın kaynakları belli. İslam'ın kaynakları belli ama onları konuşan insanlar farklı farklı hangisini uyacağız demenizin saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Bu İslam'ın sorunu değil. Allah din olarak İslam'ı seçmiş, kendine Müslüman diyen insanlar iddia sahipleridir. Bunlar ispat etmekle mükelleflerdir. Onlar da Kur'an'a ve sünnete göre kendilerini ispat edebilirler. Allah'a ve Resul'e itaat edin lafzı gereği bir Müslüman ancak bu şekilde kendini ispat edebilir. Onun dışarısındaki bütün söylediklerinizin tam manasıyla laf kalabalığı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdi Diamond Tema'nın gerçek manada inancını etkileyebilecek örnekler vermekten öte, çünkü kendisi inancını etkileyebilecek bir örnek vermemizi mümkün bırakmıyor. Dediğim gibi kendisi usul olarak o kadar saçma sapan bir usulü benimsemiş ki o usulle zaten insan kendi batılını çok güzel bir şekilde korur. Yani sen şu an kendi batılını koruyorsun. Zaten ona da dogma diyorsun. Hiç sorun yok. Seninle tartışacağımız pek bir şey yok zaten. Eğer bir konu hakkında var da yok da diyemeyiz diyor isen zaten seninle konuşacak bir şeyimiz yok. Tedavi edilmen gerekli. Usulünü değiştirirsen o zaman seninle bir konuşacağımız bir şeyler hatta birçok şey olabilir. Şimdi benim inancıma gelirsek, benim dinim sorgulandığında Ayşe annemizin üzerinden bazı meseleleri ele alıyor. Tabii birçok meselenin üzerinde ele alıyor. Ama benim aklıma takılan bir şey oldu. Niye kalp meselesini almadın? Bak kalp meselesini de alsaydın şu omurgasız insanları biraz daha köşeye sıkıştırabilirdi. Hani kalp mi düşünür, beyin mi düşünür bu meseleyi? Bu konuyla da alakalı Allah'ın izniyle video çekeceğim. Bizler muvahhidiz. Bizler Tevbe suresinin 31. ayetini Allah hamdolsun iyi biliyoruz. Ve biz Allah subhanahu ve teala'nın yarattığını bilmez mi ayetine de iman ettiysek onun söylediği sözün dışarısında bir itikadımız olamaz. Buna istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bizler zaten dünyadayken bunda ısrar edip, bunda sebat edip ahiretteyken Rabbim nasip eder İslam üzere canımızı alırsa Rabbim saptırmasın.
O zaman konuşacağız. Hatta konuşmamıza da bile gerek kalmayacak. Bütün herkes gerçeği gördüğü zaman, hakikati gördüğü zaman zaten kimsenin konuşmasına gerek yok. Peki bizim kaynaklarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 9 yaşında Ayşe annemizle evliliği var mı? Var. Peki bu nedir? Biz bunu nasıl anlamamız gerekli? Nasıl bu meseleyi aktarmamız gerekli? Yani insanlara da biz bu meseleyi anlatmamız gerekiyor. Sonuçta insanlar Müslüman olacaklar ama Ayşe annemizin evliliğine takılmış, Ayşe annemizle alakalı mesele hakkında kalplerinde bazı şok, bazı olaylar, bazı hayretler yaşıyorlar. Şimdi bizim bu meseleyi anlama kriterimiz direkt hadisin kendisi olur ise zaten anlayamayız. Şimdi ben şuna girmeyeceğim. Farklı farklı kaynaklarda Arap toplumunda adetten sonra yaşı sayılırdı gibi diyen insanların söylediği sözlere hiç girmeyeceğim. Biz ne kadar makul açıklama yapsak da adı agnostik olan, adı ateist olan, adı bilmem deist olan kafirler diyorlar ki kıvırtmayın. Şimdi arkadaş, sizlere biz ne dersek, sizlere biz ne söylersek, yani sizin hoşunuza gitmeyen, işinize gelmeyen ne var ise ve makul olsa dahi siz bunu kıvırtma der iseniz asıl kıvırtan sizlersiniz deriz. Çünkü kıvırtmak doğru olan hakikatin karşısında kıvırtmaktır. Eğer sizlere doğru düzgün inancımız gereği Kur'an ve sünnet üzere bir şeyi ortaya koyuyor isek ve sizler de halen kıvırtmayın diyor iseniz o zaman kıvırtan sizsiniz. Şimdi ben Ayşe annemizle alakalı bazı meselelere şöyle bir değinmek istiyorum hadisi anlama babında. Şimdi bizler teorik ve pratik olarak iki kavramı ele alırsak, teorik bir bilgi olarak ele alırız. Pratik ise onu eyleme döktüğümüz, fiile döktüğümüz durumu ele alırız. Şimdi teorik olarak konuştuğumuz zaman üstü kapalı ve olumlu veyahut olumsuz, artısıyla eksisiyle, olabilir olamaz diye konuşuruz. Ama ne zaman onu fiile döktüğümüz zaman o düşüncelerimiz, o konuşmalarımız, o ön plana attığımız fikir neyse fiilde aslında işlemediğini de görebiliriz. Aslında konuştuklarımızın tam aksine farklı farklı şeyler olduğunu da fiilde görebiliriz. Ben bir Müslüman olarak Kur'an'ın ve sünnetin bizlere ne ulaşmış ise, bu konuda ehil olan insanlar bizlere ne ulaştırmış ise ve o ehil olan insanları ehil olarak gösteren insanlar bizlere ne söylemiş ise bizler deriz ki işittik, itaat ettik. Çünkü bir konu hakkında konuşabilmemiz için, örnek söyleyeyim bir hadis konusunda konuşabilmemiz için kesinlikle ve kesinlikle bir muhaddis olmamız gereklidir. O muhaddisin o hadis hakkında konuştuğu sözleri biliyor isek o muhaddise matuf konuşmamız gereklidir. Ancak ve ancak ilmi bu şekilde ele alır isek, bu şekilde değerlendirirsek ancak ve ancak adil olmuş, dürüst olmuş, omurgalı olmuş oluruz. Kafir olan insanlar bunu iyi duysun. Hiçbir kaynağınızın senetli olarak rivayet edildiği sabit değilken bizler inandığımız kaynakların senetlerinin olduğunu, yani ravilerinin, rical ilminin olduğunu, bir hadisi bir kişinin farklı farklı kişilere aktardığını ve bu farklı kişilerin İslam tarihinde tanındığı ve ehil olan insanlar olduğunu görüyoruz. Alimlerimizin sözleri bile senetle gelmiştir. Dikkat edin, alimlerimizin sözleri bile senetle gelmiştir. O yüzden bizlerin dininin ne denli otorite olduğunu, ne denli omurgalı olduğunu artık buradan anlamanız gerekli. Ama sizler tarihe başladığınız zaman bilmem Almanya'daki falan yazar şunu söylemiş, işte Osmanlı'daki falan yazar bunu söylemiş, işte falan kitap Osmanlı hakkında şunu söylemiş diyerek şahısların yazdığı sözlerin üzerinden konuşuyorsunuz. Sizin tarihiniz çöp. Şu an tarih öğretiliyor ya. Bence bir tarih öğretilecekse öncelikle o tarihin ne kadar deliller üzerine, ne kadar kaynaklar üzerine olup olmadığı araştırılsın. Bu konuyla alakalı bir sorgulama yapılırsa bugün Türkiye'de tarih falan kalmaz İslam'dan başka. Hangi kaynağınız var ki tarih olsun, ne olursa olsun hangi kaynağınız sened ilmine bağlı? Hatta Mustafa Kemal hakkında bile onlarca kullandığınız sözün kaynağı yok. Daha 100 yıl geçti ya. Yani adamın daha doğrusu sözlerini bile toparlayamıyorsunuz. Kendisi söyledi mi, söylemedi mi diye ispat edemiyorsunuz. Bizler ise 1400 yıldan beri Allahu Ekber inandığımız kitap korunarak hafızların vesilesiyle bize ulaşmış. Hadisler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılmaya ve ondan sonra hafızlar tarafından, muhaddisler tarafından hıpsedilerek kendi ilim talebeleri ve o ilim talebelerinin öğrettiği ilim talebeleriyle beraber bugün bizlere ulaşmış. Yani Hemman bin Münebbih'in sadece sahifesini araştırın. Bugün Berlin'de sergileniyor. İslam beldelerinde sergilenmiyor. Berlin'de sergilenen 132 tane hadisi var. Ve bu hadislerin Buhari veyahut Müslim'in içerisinde hadis kitaplarımızda olması bile insanı gerçek manada gururlandırıyor. İnsanı gerçek manada onurlandırıyor. Bir kafir olarak gerçek manada dürüst bir kafir olun. Gerçek manada adil bir kafir olun. Sadece bu dini biraz tarafsız bir şekilde sorgulayın. Deyin ki gerçekten İslam dini gibi böyle çevremize baktığımız zaman otorite bir din var mı? Otorite bir inanç var mı? Yok mu? Şimdi ben Ayşe annemizle alakalı meseleye değindiğim zaman şimdi Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabında Nisa suresinde şu ayet aklıma geliyor. Yetimleri diyor evlilik çağına kadar deneyin. Evlilik çağına kadar deneyin. Şimdi ben bu ayeti düşündüğüm zaman demek ki bir Allah katında evlilik çağı diye bir çağ var. Bu çağın hangi çağ olduğunu bugünkü sisteminiz elbette belirleyecek değil. Şimdi sizler
eğer 18 yaşından altına küçük diyorsunuz, başka bir devlet çıkar kanun koyar der ki 15 yaşının altındakiler çocuktur. Başka bir devlet çıkar der ki 10 yaşının altındakiler çocuktur. Sizler bizi zaten sorgulayacak kişiler değilsiniz. Bana göre öyle. O kadar açınız var ki, o kadar durumunuz pislik içerisinde ki, ahlaksızlık içerisinde ki, sizler bize ahlak öğretecek ya da peygamberimizle tutup da ahlakla alakalı bir ders verebilecek kesinlikle ve kesinlikle insanlar değilsiniz. Öyle bir durumda değilsiniz. Nasıl ki bir delikten bakıldığı zaman bütün odanın içerisindeki eşyalar gözükmez. Gördüğünüz şeye göre amel edersiniz. Aynı şekilde siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Yani peygamberimize sadece bir delikten bakıyorsunuz. Ha tamam. 9 yaşında bir kızla evlenen bir adam tamam. Benim için bitmiştir. Allah subhanahu ve teala dedi ki kitabında nikaha erişecekleri zamana kadar, yani evlilik çağına erişecekleri zamana kadar yetimleri deneyin. Ha demek ki İslam'da bir evlilik çağı var. Allah subhanahu ve teala'nın kitabı ise onda sizin için güzel örnekler vardır der. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim için bir ölçü olarak gösterir. Ayşe annemizin de bir başka hadiste dediği gibi siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onunla ahlakı Kur'an'dı. Dediği hadisi de ele alır isek ki Ayşe annemizle alakalı daha çok meseleye geleceğim. Nasıl bir kadındı? Nasıl bir insandı? Onları da inşallah ele alıp daha sonra bir değerlendirme yapacağız. Biz de diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara olan muamelesi, kendi inancına olan bağlılığı, insanların arasındaki adaleti, insanların sevip beğenmediği, insanların bugün gelin 50 yaşındaki kadınla evlenin desek evlenmeyeceği bir evliliği, yaşlı olan, kendisinden üstün yaşta olan insanlarla evlilikle bulunması, sadece kendisine mahsus olan gecenin 3'te 2'si kalkıp nafile, teheccüd namazı kılma zorunluluğu, başkaları bu konu hakkında mecbur bırakılmıyor ama kendisi bu konu hakkında mecbur bırakılması. Bütün bunlara bakıp ve özet olarak geçer isek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son Mekke'yi fethedip Mekke'ye girmesi ve Mekke'den sonra herhangi bir şekilde onda bir kibir alameti, onda bir ego yükselmesi, onda bir ben yaptım demesi gibi. Ne kadar ahlak. Yani onun ahlakıyla alakalı nice hadis okusak, onunla gerçekten Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi sen üstün bir ahlak üzeresin dediği ayete denk geliriz. O aklımıza gelir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar zafer kazanmasına ve o kadar bir mevkiye gelmesine rağmen Mekke'ye girip halen o evinin içeriğini, o zühd içerisinde yaşadığı o evin içeriğini değiştirmemesi, halen bir hasırla yatması, halen bir candan, bir odundan işte bardağının olması, bu kadar sade bir hayatı sürdürmesinin, size göre böyle bir insanın kız çocuğu dediğiniz bir insanla ve onun gerçek manada evliliği kaldıramayacağını düşündüğünüz bir insanla evlenmesi bir çelişki olmaz mı? Yani o kadar büyük işler başaran bir insanın sizin bu iddianıza göre küçük bir hatayla büyük başarılarına gölge düşürmesini düşünülebilir mi? Ben şunu demeyeceğim. Eğer bu ahlaksızlık olmuş olsaydı o toplumdaki insanlar ona karşı gelirlerdi. Hayır. Toplumda eğer sizin inancınıza göre o şey ahlaksızlık genel olarak yayılmış ise Allah'a sığınırız. Peygamber de bunu yaptığın zaman toplum bunu kınayamaz. Ki o kitabı sizin dediğiniz gibi kendisi uydurmuş bir kitap. Buradan da size bir reddiye verilmesi gerekli ki yani okuma yazması olmadığını aynı hadislerde okuyorsunuz. Doğru mu? Yani o hadislerin içerisinde okuma yazmasının olmadığını, Kur'an'da onun ümmi olduğunu, herhangi bir şekilde eliyle bir kitap yazamadığını veyahut okuyamadığını, böyle bir şey olduğu zaman batıla uyanların şüpheye düşeceğine dair ayet varken, sizler halen bir insanın kitap yazdığını, kitabı uydurduğunu söylüyorsanız bu sizin saçmalığınızdır. Bu sizin tutarsızlığınızdır. Düşünsenize yanınızda o kadar katiple, o kadar vahiy katibiyle dolaşıyorsunuz. Size bir vahiy geldiğini söylüyorsunuz ve o vahiy ağzınızdan çıktığı gibi katiplerin yazması gerekli. Aksi halde şunu diyemezsiniz. Şunu söyleyemezsiniz. Ha orasını yanlış yazmışım, şöyle düzelt. Ya da bir zaman sonra, mesela bir yıl sonra, iki yıl sonra falanca ayeti örnek söylüyorum. İçerisinde şuralar düzeltilmesi lazım. Böyle bir şey diyemezsiniz. Bu kitap bu şekildeymiş. Yani sadece buradan bir düşünmenizi sadece istiyorum. Böyle bir kitabın kendisine indiğini düşünüyoruz. İndirilen hükümlere kendisinin bağlı olduğunu görüyoruz. Yani sabah sizlerin hangisi sabah namazında kalkmayı hoş görürsünüz? Yani insanların hoşuna giden bir din tebliğ etmiyor. Tam tersine. İnsanların hoşuna gitmeyen bir din tebliğ ediyor. Sabah namazı, yatsı, öğle, ikindi, akşam, 5 vakit namaz, 5 defa ve 5 defa abdest alacaksınız. 5 defa hayatınızı böleceksiniz. İşiniz var, böleceksin. Aşınız var, böleceksin. İşte çocuğumla ilgilenmem lazım. Namaz vakti geldi. Çok yorgunum, uyumam gerekli. Sabah namazı var. Ve üstüne üstelik bütün herkes 5 vakit namaz kılarken bir de sen kendine
Örnek söylüyorum, diyeceksin ki 3'te gecenin 3'te 2'si sana mahsus olmak üzere kalk ve ibadet et. Ve bunu yazacaksın. Ha, diyeceksiniz ki peygamber kendi yazmıştır, yapmamıştır. Bu ahlaksızlığı da yaparsınız. Şimdi söylüyorum size, kendi ehli yok mu? Kendi ev ahli yok mu? Kendi ev ehli hiç mi sormayacak? Bunlar aptal mı? Çevresindeki insanlar sizin kadar haşa düşünemeyen insanlar mı zannediyorsunuz? Bunlar gerçek manada tutarlı gerekçeler değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Bakın, ben Müslüman olmamın gerekçelerini bir nevi anlatıyorum size. Bugün baktığım zaman gerçek manada bu dinden daha etkin, bu dinden daha makul ve kaynakları daha sağlam olan bir din bilmiyorum. Hristiyanlık mı? Yahudilik mi? Budizm mi? Deizm mi? Hangisini söyleyeceksiniz? Neyi benim önüme koyabilirsiniz? Bu dinden daha sağlam ki ben o dine sarılayım. Tamam diyeyim ya, İslam dinden daha sağlammış bu din diyebileyim. Bu gerçeği görmeniz gerekli. Sadece şunlara biraz kulak vermeniz gerekli. Şimdi bütün bu saydıklarım şeylerin üzerine düşünsenize, insanları bir dine davet ediyorsunuz ve insanlardan zekattan bahsediyorsunuz ve sadakadan bahsediyorsunuz. İnsanların malı, insanların paylaşmak istemediği en önemli şeylerden birisidir. İnsanların canından bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki cihat var, savaşacaksınız. Kiminle? Kendi akrabalarınız olsa da, kendi akrabalarınız olmasa da o insanlarla savaşacaksınız diyorsunuz. Siz bir dine davet etmiş olsaydınız insanları, acaba insanların nefsinin hoşuna giden bir dine davet etmiş olmaz mıydınız? Böyle bir gerekçeniz olması gerekli değil miydi? Sadece bunları bir düşünün diyorum. Ve böyle bir insanı tutup da 9 yaşında bir kız çocuğuyla evlenmiş demenizi gülerek karşılıyoruz. Çünkü siz peygamberi bilmiyorsunuz. Peygamberi sadece bu meselede biliyorsunuz. Bu meselede bilen bir insan da elbette peygamberi, evet, 9 yaşında bir çocukla evlenen bir insan olarak bilir. Diamond Tema diyor ki normalde cahilede de zaten o kadar çocuk gömme meselesi zaten yoktu. Ya da işte ondan önce falan falan isimli şahıs zaten bu şeyi kaldırmıştı diyor. Şimdi Allah rızası için bakın, bu adaletli değildir. İnsanlara ahlak abidesi olup ahlakın ne olduğunu göstermeye çalışan bu ahlaksız tavır gerçek manada adil bir tavır değildir. İslam kaynaklarını okuduysan bununla alakalı nice delil vardır ki, sahih hadis vardır ki, peygamberimiz ya da Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki meseleye direkt matuf olarak konuşmuştur. Matuf olarak ayet inmiştir. Sen bütün bunları tutup da ya işte Muhammed kız çocuklarının gömülme meselesi konusunda o kadar karşı değildi, onları engellemedi, zaten ondan önce zaten başkaları var diyerek onun başarısını böyle elinden almaya çalışman gerçek manada adaletli olmadığını gösterir ve niyetinin de iyi olmadığını gösterir. Sen şimdi onun başarılarını eğer göz dikiyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerin başarısını sen farklı bir şekilde manipüle edip göstermeye çalışıyorsan, sen kendi içinde tutarsızsın. Niye bir insanı değerlendirirken bütün her şeyinle değerlendir de nasıl bir insan olduğunu gör. Gördükten sonra o insanın samimiyetine inan ve samimiyetine göre hareket edersin. Ama sen bu şekilde devam edersen zaten doğruyu bulamazsın ki. Yani ben örnek söylüyorum, Erdoğan'la alakalı doğrusunu ve yanlışını değerlendireceğim. Ama önce Erdoğan'ın örnek söylüyorum başarılarını bir yok sayacağım. Niye ben bunu yapayım? Başarılarını yok saydıktan sonra ben bu adamı neye göre değerlendireceğim? Bana göre muteber bir insan değil. İnancıma göre muteber bir insan değil. İnancıma göre değerlendirdiğim zaman. Ama şu anki dünyalık olarak baktığın zaman insanlara belli bir zaman gayet refahı sundu. Allah'ın izniyle. Gayet işte toplumda dediği gibi yollardır, köprülerdir vesaire birçok refahı sundu Allah'ın izniyle. Ama inancıma göre gerçek manada bir muteber bir insan değil. Değerli bir insan değil bana göre. Şimdi sen de aynı şeyi yapar isen doğruya erişebilirsin. Aksi halde adil olmazsın. Tam tersine ahlaksızlık yapmış olursun. Ve bu şekilde de seni dinleyen insanlar da eğer senin ölçü alıyor ise onlar da ahlaksız ölçünü ölçü almış başka ahlaksızlar olmaya memur olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı meseleleri anlattık. Onun tarafından bazı meselelerden bahsettik. Yani nasıl bir şahsiyet, nasıl bir kişilik olduğundan bahsettik ki bu çok azıdır. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı Kur'an ve hadisi okuduğumuz zaman o kadar hadis var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten insanlara mesleden durumu, gerçekten insanlara yaşam konusunda insanları izzetlendiren, insanlara itibar, prestij katacak hal ve hareketlerin olduğu aşikar bir şekilde görülmekte. Bir de ben şimdi Ayşe annemizle alakalı, hani bu çocuk dediğimiz insanla alakalı bir değerlendirme yapmadan önce bir de Ebu Bekir radıyallahu anh'la alakalı, çünkü 3 kişinin üzerinden düşünülmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Meseleleri daha iyi anlayabilmek için. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh zaten müşrik zamandayken de muteber bir insandı. Mekkeliler tarafından gerçekten sözüne danışılan, sözü değerli olan bir insandı. Ve çok yardımsever bir insandı. İnsanların gerçek manada yardım konusunda önde olan bir insandı. Yani İslam'dan sonra bu oldu demiyoruz. İslam'dan sonra pekişti, olgunlaştı. İslam'dan önce de Ebu Bekir radıyallahu anh olgun bir insandı. Ve zaten Ayşe annemizle olan evlilik meselesi İslam'dan sonra olan bir olay. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şahsiyeti ortada ve İslam
olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra da Ayşe annemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüren kişi kendisidir. Yani evlenmesini istediği kişi kendisidir. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh bilinçli bir insan, muteber bir insan. Müşrikler tarafından gidip kendi fikrine, kendi görüşüne danışılan bir insanken Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu olması, ona yardımcı olması konusunda gerçek manada nedir? Ön planda olan bir şahsiyettir. Allah'ın razı olduğunu bildiğimiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşı olduğunu, onun dostu olduğunu, onun sırdaşı olduğunu bildiğimiz bir insandı. Şimdi bir insanı nasıl tanıyabilirsin? Onunla ticaret ederek, onunla komşuluk yaparak, onunla yolculuk yaparak, onunla bazı meselelerde konuştuğunda, onun bazı meseleler konusunda verdiği tepkilerde iyisiyle kötüsüyle bu şekilde tanırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kızını götüren, kızıyla evlenmesini isteyen Ebu Bekir radıyallahu anh tanıdığı ve bildiği şahsiyete onu götürdü. Yani benim kızım Muhammed gibi bir şahsiyetle evlensin, o benim kızıma zulmetmez, benim kızıma adil davranır, benim kızımı zayi etmez, benim kızımın hakkını, hukukunu korur diyebileceği bir insana götürdü. 9 yaşında da evlilikleri oldu. Şimdi gelelim Ayşe annemizle alakalı meseleye. 9 yaşında evlenen bir kız çocuğu. Bir bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sırf başka eşinden kıskandı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o tabağı gönderen diğer eşinin tabağını alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde kırıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini bir otorite mi? Otorite. İtaat edilmesi gereken bir kişi mi? İtaat edilmesi gereken bir kişi. Peki Ayşe annemiz bu tavrı niye yapıyor? Ayşe annemiz hangi vasfıyla, hangi durumuyla, hangi görüşü, hangi fikriyle, muhakemesiyle bu hareketi yapıyor? Bir başka mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Baki mezarlığına gitme olayı var. Hani gece yarısı kalkması, uyanması. Ayşe annemizin de onun kalktığını görüp onu takip etmesi, onun peşinden gitmesi. Bu vakayı uzun bir hadistir. Bunu okuyabilirsiniz. Burada Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle geçen o anısını anlatırken içeriğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir insanla olan ilişkisinin ne durumda olduğunu anlıyoruz. Hatice annemizle alakalı kıskançlığından dolayı söylediği işte ihtiyarlıktan ağzının dişleri dökülmüş ve bir zamanlar ölüp gitmiş bir koca karının nesini anıp duruyorsun? Allah sana ondan daha hayırlısını verdi diyecek kadar ileriye gittiği sözlerini biliyoruz. Ve bunu rivayet eden kim? Ayşe annemizin kendisi. Şimdi bu ve bunun benzeri. Bazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilişki konusunda hani diğer hanımlarıyla alakalı daha da farklı sözleri de var. Ben bütün bunları okuduğum zaman hani birileri iddia etti dedi ki böyle böyle. Ben bunları okuduğum zaman bu insan 9 yaşında bile olsa bak bu insan 9 yaşında bile olsa 19 yaşındaki 29 yaşındaki bir insanın söylediği sözler ve yaptığı hareketler aklıma geldi. Ve o ayet o zaman kalbime tam manasıyla yerleşti. Yetimleri evlenecekleri zamana kadar deneyin. Ha demek ki İslam'da kardeşim bir kişinin evleneceği çağ var. Ve bu çağ yaşla kısıtlanmamış. Ama bu konunun üzerinde İslam'ın batıl olduğunu anlatmak, İslam'ın yanlış olduğunu anlatmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatalı, yanlış bir kişi olduğunu göstermek beyhudedir. Ben yine söylüyorum. Bir tane delikten bakıp ve sadece bu meseleyle bir insanı değerlendirmeniz zaten bir insanı asla ve asla anlayamayacağınız anlamına gelir. Yani örnek söylüyorum falan adam şunu yapmış dediğinizde o adamı tanımadığınızda evet o adam onu yapmıştır. Ama o adamı tanıyan adam der ki bir dakika o adam o işi yapmış ise kesinlikle sormam gereklidir. Bunu niçin yaptı? Bütün olayı etraflıca anlaması, bütün olayı etraflıca görmesi gerekli ki, bilmesi gerekli ki o zaman meseleleri fehmetsin. Eğer buna da kıvırma diyorsanız istediğinizi söyleyin. Asıl kıvırtan bu tüm bu hakikatleri anlattığımız halde kulaklarını tıkayan sizlersiniz. Kaynaklarımızda sahih olan geçen hiçbir rivayeti kesinlikle ve kesinlikle reddetmiyoruz. Evet bu olmuş ve bu senetlerle sahih bir şekilde bize ulaşmış mı? Ulaşmış. Allah'ın kitabında bu ayet var mı? Var. İşittik, itaat ettik. Ve ben size sadece şunu söylüyorum. Eğer bir ilah var ise, eğer bir Allah var ise ki biz onu en başta da söyledik ki bu mecburidir. Varlık var ise onu var eden olmak zorundadır. Ve o var edeni de bir başka var edeni eğer arıyor iseniz bu silsile uzar gider ve bu gerçek manada mümkün olmaz. Sizler evreni ezeli dediğiniz zaman bu mantıksızdır. Bu bilinçsiz olan evreni ezeli yapmak yerine bilinçli olan bir varlığı ezeli yapmak daha makuldür, daha mantıklıdır. Bunun dışarısına bazı mesele çözemiyor olabiliriz. Ama sadece şunu diyebiliriz. Evet bu evreni bir yaratıcısı, bir var edicisi, bir yöneticisi, bir inşa edicisi ve idare edicisi mecburidir. Bundan dolayı bir ilahın varlığı mecburidir. O ilahın yeryüzüne göndereceği kitap diye konuşur isek, yani o ilah gönderse nasıl bir kitap göndermesi gereklidir? Gönderdiği kitabın içerisinde çelişki olmaması, gönderdiği kitabın içerisinde hikmet olması, gönderdiği kitabın içerisinde kendisini tanıtması gereklidir. Ve gönderdiği kitabın içerisinde bizlerin ne yapmamız gerekli olduğunu söylemesi gereklidir. Ve onu temsil eden insanın gerçekten tutarsız olmaması gereklidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten samimiyetine ben baktığım, okuduğum zaman kaynaklarında
okuma yazması bilmeyen bir insanın böyle bir kitabı ortaya çıkartması zaten mümkün değil. Ve böyle bir insanın ilah gibi bir varlıktan, Allah gibi bir varlıktan bahsetmesini de insan dikkate almak zorunda. Kendimden olduğunu söylemiyorum diyor. Bu kitap zaten benden olamaz. Bu hepimizi yaratan bir tek ilah olan, herkesin ona ibadet etmesi gereken Allah'tan gelen bir kitaptır diyor. Şimdi bütün bu meseleleri ele aldığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman, yani bir insanın Müslüman olmamasının önünde kesinlikle adaletsiz olmaması sebeptir. Başka bir şey değil. Kesinlikle hevasının, kendi nefsinin hoşuna giden hayattır veyahut çevresidir. Bunların engel olduğu görülebilir. Bunun dışarısında benim aklıma gelen bir şey yok. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ilah var ise ve o ilahın indirdiği kitap Kur'an ise ve o Allah'ın elçisi, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise, sizler istediğiniz kadar konuşun. İstediğiniz sözü söyleyin. Hiçbir şey ifade etmeyecektir. Allah subhanahu ve teala ile karşı karşıya geldiğinizde ne diyeceksiniz? Şimdi Muhammed 9 yaşındaki kızla evlendiğini ben duydum. Ondan dolayı İslam'dan uzak oldum. Peki 9 yaşındaki kızla evlenmesiyle şimdi Allah'ın asıl manada insanlara gösterdiği hedef nedir? Allah'ın bana şirk koşmayacaksınız, tağutları reddedeceksiniz, beni birleyeceksiniz, tevhid ehli olacaksınız, muvahhid olacaksınız ve sizlere öğrettiğim ibadet şekillerini de hayatınıza geçireceksiniz. Asıl manada bu mu? Asıl manada bu. Bizden istediği bu mu? Bu. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah subhanahu ve teala, değil mi? Yani bizden asıl manada beklediği bu. Siz Allah subhanahu ve teala'ya böyle bir mazerette bulunduğunuzda nasıl bir cevap almayı bekliyorsunuz? Bazıları olsa o kadar başarıdan sonra egoist olur, kibirlenir, büyüklenir. Evim bir odaydı, ikinci odaya geçeyim. Ya evimde eşya yoktu, birkaç tane eşya alayım. İşte makamım şurada değil de burada olsun derdi. Ayşe annemizden sonra bile 50 yaşında, 55 yaşında bir kadınla evlenmezdi. Çıkarcı insan olduğunu sadece bir meseleden bakıp da eğer görürseniz, evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleden baktığınız zaman size göre çıkarcı olabilir. Ama Allah rızası için diğer meselelere gözlerinizi kapatıp sadece bir delikten, sadece gördüğünüz görüntüye göre amel etmek sizce adil ise, o zaman adaletinizi bütün meselelerde bu şekilde kullanın. Bu yaptığınız usulü bütün meselelerde kullanabiliyorsanız. Allah subhanahu ve teala'nın doğrusunu bilendir. Rabbim sizi o durumdan hayır üzere kurtarsın. Yani videoda bahsettiğim gibi bir varlığı illa var olduğunu görmemiz için kendisini görmemiz gerekli değil. Bir olaya bakarız ve olayın üzerinden bazı özellikler, bazı vasıflar ortaya çıkartırız. Ve o vasıfları başka kimseye, bir varlığa matuf bir şekilde ne yaparız? Konuşur, ona atfederiz. Hayatımızın her alanında var. Yani örnek söylüyorum, ortada bir tane araba var. Arabayı gördüğümüz zaman bu arabanın kendi kendine oraya gelemeyeceğini biliriz. Ne deriz? Şoförü var. Doğru mu? O arabanın varlığı konusunda düşündüğümüz zaman, camına baktığımız zaman o camla alakalı bir mühendisin olması gerekli olduğunu, İşte direksiyonuna baktığımız zaman o direksiyonu o şekilde şekil veren, bir şekil veren aletin, malzemenin olduğunu, o alete komut verenin bir başka bir ustanın, başka bir çalışanın olduğunu, o motoru tasarlayanın birisi olduğunu, o motorun projesinin çizilmesi gerekli olduğunu, işte kapılarının rengini bir kişi tarafından seçildiğini, işte içerisine girdiğimiz zaman menüye baktığımız zaman İngilizce ise İngilizce bildiğini, Türkçe ise Türkçe bildiğini, tüm bunları anlarız. Bu vasıflara göre deriz ki bu arabayı yapan Türkçe biliyor, bu arabayı yapan gözleri görüyor, bu arabayı yapan kulağı duyuyor. Ki bütün bu şeyleri bir yerden öğrenmiş, bir şekilde kendisini geliştirebilmiş, yerli yerine koyabilmiş, düşünmüş, düşünmesi gereklidir ki her şey yerli yerinde olabilmiş. Yani tam manasıyla sistemsel olarak çalışmış. Yani tekerleklere bakıyoruz, kare değil, yuvarlak. Bu düşünülmüş. Yani demek ki bir kişi bu arabanın üzerinde düşünmüş ve bu arabayı tasarlamış ve bu arabayı ortaya koymuş. Şimdi bir adam da gelip derse ki bunu tasarlayan hakkında var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz derse, o insana kimse kulak asmaz. O insana deli gözüyle bakılır. O insana sarhoş mu lan bu, içti mi derler. Hem burada ateizmin hem burada agnostizmin ne olduğu, batıl olduğu ortaya çıkar. Ha ben dogmayım diyorsa adam, inanabilirsin o şekilde. O inancına o şekilde sahip olabilirsin. Şimdi insanların bir de şöyle bir durumu var. Bilim. Şimdi Kur'an, İslam'la bilim bugün birçok yerde çelişirler. Yani birçok yerde olmasa da birkaç yerde çelişirler. Ama ben bilimle çeliştiğini söylemiyorum. Bilim adı altında hurafelerle çelişir. Yani her bilim adamın konuştuğu bilim olmadığı, her hocanın konuştuğu din olmadığı gibi, her fizikçinin konuştuğu fizik olmadığı gibi, aynı şekilde kendisine bilim adamı dediğim insanlar, dediğimiz insanlar da konuştukları bilim değildir. Eğer bu sorgulanamayacaksa, eğer bu tartışılamayacaksa, eğer bir bilim adamının yanlışlığı görüldüğü halde, ya bilimdir bu, geliştiriyor kendisini denilecekse, o zaman bilim dogmadır. Ha bilimin yanlışlığı görüldüğü zaman da bu tartışılır tabii ki. Bilim kendisini hatalarla, kendisini yanlışlarla geliştirebilecek bir yapıdır, bir kurumdur, bir örgüttür denilecekse, o zaman biz bilime nasıl güveneceğiz her konuda? Dün doğru dediğine bugün yanlış diyorsa nasıl güveneceğiz? Demek ki bilim dediğiniz şeylerin arkasında aslında bir henüz bilim olmayan, yanlış olan, ispatlanmaya muhtaç olan bir bilgi var.
Kimdir bu bilim adamları? Neye göre konuşurlar? Bilim adamı gerçekten her konuştuğu bilim midir? Bu bilim adamlarının konuştuğu sözler gerçek manada bahsettiğimiz, anladığımız, hiçbir şekilde yorumsuz, katıksız bir gerçek mi konuşuyorlar? Yoksa kendi görüşlerini, fikirlerini ortaya koyup bilim adı altında insanlara sunuyorlar. Sizler de bilim konusunda konuştuğumuz zaman yobaz olduğunuzu görüyoruz. Tamamen dogmalarınızın olduğunu görüyoruz. Bilim, ya olur mu? Bilim. Yani ne biliyorsun bilim hakkında? Biz Allah'a iman etmişiz, sen de bilime iman etmişsin. Aramızdaki fark ne? İkimiz de ilaha iman etmişiz değil mi? İki tane ilaha iman etmişiz. Biz diyoruz ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Siz Allah'tan başka tağutları, sahte olan ilahlara ilah edinmişsiniz. Onlara ibadet ediyorsunuz. Onların sözleri, onların konuşmaları, görüşmeleri neyse sizin için kanun, şeriat oluyor. Hani şeriat tartışması varken şunu da bilin. Sizin de bir şeriatınız var. Ama farkında değilsiniz. Sizi birisi bunu fısıldaması, birisi bunu size söylemesi gerekli. Yani şeriat bir insanın yaşam biçimini düzenleyen, onu sınırlandıran şey bizim şeriatımızı Allah subhanahu Teala İslam'la belirlemiş. Sizin şeriatınızı kendiniz belirliyorsunuz. Şimdi Diamond Tema peygamberimizin bu amelini, bu hareketini ahlaki olarak görmüyor ya. Şimdi biz Diamond Tema'ya şu soruyu soralım. Sana göre bir gay ilişkisi ahlaki midir? Buna sen ahlaksızlık diyebilecek misin? Sana göre gay ilişkisinin eğer ahlaksız olduğunu söyleyemiyorsan, senin gibi ahlaksız bir insanın bir başkasıyla alakalı ahlak değerlendirmesi zaten düşünülemez. Sen lezbiyenliği savunuyorsan ya da lezbiyenliğin ahlaksız olmadığını düşünebiliyorsan, senin zaten ahlaki bir ölçünün bugünkü toplumda da bir karşılığı yoktur. Şimdi bilimle alakalı niye sorgulanması gerekli olduğunu söylüyorum. Şundan dolayı. Şimdi Diamond Tema ahlakla alakalı bir ölçüde bulunuyor. Doğru mu? Şimdi ben diyeceğim ki mesela Diamond Tema'ya, sen diyeceğim mesela bir erkekle bir erkek yani gay ilişkisini meşru görüyor musun? Normal görüyor musun? Ahlaksızlık olarak görüyor musun? Hayır diyecek. Ahlaksızlık olarak görmüyorum. Meşru olarak da görüyorum diyecektir. Şimdi bunu neye dayandıracak? Bilime dayandıracak. Yani bilim adı altında konuşan insanlara, yani insanların zaten yapısı bu, insanların durumu bu ki bu bilim dediğimiz ya da bilimin üzerinde konuşulan, yani bu bilim, bilim adamlarına mahsus bir şey değil. Bilim gerçek manada dediğimiz gibi yorumsuz, katıksız, gerçektir. Herkes bunu görebilir. Herkes bunu anlayabilir. Yoksa milyon yıl önceki ökaryotlara, prokaryotlara matuf konuşmak bilim değildir. 3.8 milyar yıl önce dünyanın oluşmaya başladığını bahsediyorlardı. İşte 4.5 milyar yıl önce güneş sistemi, işte 13 milyar yıl önce evrende, şimdi 27 milyar yıla çıkartılmış. Şimdi biraz 50 yıl, 60 yıl sonra artık hangi yıla çıkartılır? Şimdi ben soruyorum size. Bu bilim olabilir mi? Şimdi cinlerle alakalı meseleye geldiğimiz zaman diyorsunuz ki cinler metafiziktir. Bilim oraya bakmaz. Sadece şunu yazın. İnternete, YouTube'a rukiye seansları diye yazın. Biz bunlara şahit olduk. Allah subhanahu ve teala ya hamdolsun. Sadece kafir olanlara söylüyorum. Rukiye seansları yazın ve bu rukiye seanslarında insanların hangi durumlara geldiğini ve konuşan kişilerin kimler olduğunu, o cinlerin kendilerini nasıl tanıttığını bir dinleyin bakalım. Bir insan bu kadar iyi rol yapabilir mi? Ya da binlerce insan deli mi? O kadar para verip de o hallere girmekle deli mi ki binlerce videoyu biz bugün izleyebiliyoruz rukiye ile alakalı. Gerçek manada bu kadar gerçeklere gözlerini yuman bir kafir zümresi varsa gerçekten adı kafirdir yani. Yani siz hakkın üstünü örten gerçekten kafirlerseniz başka bir adınız olamaz zaten. Peki Diamond Tema'ya şunu sormamız lazım. Sen bunu neye göre ispat ettiğinde mesela bir erkekle bir erkeğin ilişkisini meşru görebiliyorsun, ahlaki olarak görebiliyorsun, bilim adı altında konuşan insanlara göre, doğru mu? Yani sen bir örnek söylüyorum, herhangi bir şekilde anatomi nedir, herhangi bir şekilde bir insanın genetiğinin değişip değişmeyeceği konusunda bir bilgin, bir tecrüben yok. Herhangi bir şekilde bir laboratuvara girmiyorsun. Bunun yapısını tam manasıyla bilmiyorsun. DNA değişir mi? RNA değişir mi? Bir insan gerçek manada kendisi erkek olduğu halde bir kadın gibi düşünmesi DNA'sıyla alakalı mı? Genetiğiyle alakalı mı bir durum? Bunu bilmiyorsun. Bunu deney haline getirmedin. Sadece yorum yapan, daha doğrusu bunu beceremeyen, bunu delil olarak ortaya koyamayan insanların yorumlarına sarılıyorsunuz. Benim Allah'a iman ettiğim gibi, Allah'ın bu kitabıdır dediğim gibi, o Allah'ın Resulü dediği gibi bir iman içerisindesin. Ki halen görüyoruz ki kendisi pişman olup erkek olarak kendisini kadın düşünüp kadın olarak erkek düşündüğü halde belli bir zaman sonra kimliğini kendi bulunduğu durumun yanlış kişiler tarafından yönlendirildiği, yanlış hormon ilaçlarıyla değiştirildiğini videosal olarak izlemeye başladık. Bundan 15 yıl, 20 yıl sonra bu videolar artacaktır. Yani insanları siz sosyal medyayla veya kendisini doktor diyen hurafeci insanlarla ne yapıyorsunuz? İnsanların fıtratını değiştiriyorsunuz. İnsanları yanlış yere yönlendiriyorsunuz. Bir kişiyle konuştuk. O kişi kendisinin kadın olduğu halde erkek gibi hissettiğini söyledi. Ve bunu bir psikiyatristle çözmeye çalışırken psikiyatristin de gayet doğaldır.
Sen eğer kadın iken erkek olarak hissediyorsan, sana erkekle alakalı testosteron hormonları verelim, onları kullan dediğini anlattı. Şimdi Allah rızası için siz hasta olan bir insanı daha da fazla hastalanması için ilaç verir misiniz? Bugünkü sizin tıp dediğiniz, hastaneler dediğiniz, insanlar iyileşsin diye açtığınız kurumlar bile insanları maalesef ifsad eden, insanların fıtratını bozan, insanları yanlış yere yönlendiren sapıtmış bir kurum haline gelmiş. Sen hani diyorsun ya şeriat olsa konuşamazdık. Valla sizin sisteminiz olsa orada insana dair bir şey kalmazdı. Ya ilaçlarla bozardınız. Her yıl işte bilim dedi şu aşıyı vurulacaksınız, yoksa şu kadar ceza, bu kadar hapis diye insanları aşılardınız. İnsanların yapılarını değiştirirdiniz. İnsanları denek olarak kullanırdınız. İnsanları deli diye insanları imha ederdiniz. Her türlü pisliği getirebilirdiniz. Ama bu pisliğe de sizin için de Diamond Tema biraz açık olman lazım bu meseleleri. Kabul etmen gerekli. Senin inancına sahip olan insanları sen frenleyebilecek bir durumda da değilsin. Ve şuna da hak vermen gerekli. Senin inancına sahip olan insanların bu tür şeyler yapma konusunda önlerinin açık olduğu ve onlara herhangi bir şekilde engel olmadığını bilmen lazım. Ama İslam engel. Özgürlükten bahsediyorsunuz. Hangi özgürlük? Bugünkü sistemin verdiği özgürlük mü? Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Eğer sizler kısıtlanmış bir özgürlükten bahsediyorsunuz, bugünkü demokrasi dediğiniz sistem bile tam manasında, mutlak manada özgür değildir. Olamaz da zaten. Her sistem kendi içerisinde bir kural, bir kaide barındırır, bir sınır barındırır. Bugünkü sisteme örnek söylüyorum. Hangi konularda özgür? Bütün konuları konuşabiliyor muyuz? Din konularında bütün inancımızı aktif bir şekilde eyleme dökebiliyor muyuz? Sizin sisteminiz gelseydi bizlerin ne olacak konusunda hiç kimse güvenliğinden emin olamaz. Hayatından emin olamaz. Aile yapısından emin olamaz, yaşamından emin olamaz, eğitiminden emin olamaz, geleceğinden emin olamaz. Ama İslam diyor ki dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bunu siz demezsiniz. Bunu sizin sisteminiz demez. Ama İslam diyor ki ya mahkemeleriniz mi olmasını istiyorsunuz? Olabilir. Kendi mahkemelerinizi açıp kendi idareniz altında yönetebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde böyle bir şey olamaz. İslam diyor ki eğitim konusunda özgürsünüz. Kendi çocuklarınızı bizim okullarımıza göndermeyebilirsiniz. Kendinizi eğitebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde bunlar yok. Bugünkü sistemde olmadığı gibi. Ha diyeceksiniz ki tamam da cizye vereceğiz. Evet, o cizyeyi sizden alacağız. Peki ben size şunu söyleyeyim. Bugün sistemin bizden aldığı vergi mi daha büyük, yoksa alınacak cizye mi daha büyük? Hangisi? Elbisede vergi, benzinde vergi. Dükkan açtın, bilmem stopajı, bilmem şusu, bilmem damga vergisi, bilmem makbuz vergisi. Ayağına ayakkabı alacaksın, vergi. Bir pantolon alacaksın, vergi. Arabanı satacaksın, devlete şu kadar haraç. Evini satacaksın, devlete şu kadar haraç. Şunu satacaktın devlet. Şimdi buna ne diyeceksin? Ve şunu da söyleyeyim. Biz razıyız. Bizim gerçek manada inancımızı söyleyip kendi mahkemelerimiz olsun, bize Allah'ın kitabıyla hükmedilsin, kendi okullarımız olsun ve bizleri laik küfür sistemi için savaşmaya zorlamayın. Bizlerden yıllık bir şekilde bunun karşılığında da ücret alın. Biz buna razıyız. Bunu yapabiliyorsanız ya da yaptırabiliyorsanız Diamond Tema zihniyeti, bunu yaptırabiliyorsanız buyurun hadi yap, samimiyseniz. Sizin konuşmaktan başka bir halt yediğiniz, sizin konuşmaktan başka ileriye gidebileceğiniz bir durumunuz olamaz. Sizler zaten zaman zaman şişen balonlar gibisiniz. Yeri geldiği zaman da patlayan, yani batıl köpük gibidir. Yeri geldiği zaman da yok olup gitmeye mahkumsunuz. Ben savunduğum, güvendiğim, beğendiğim, kabul ettiğim, kabul etmemdeki gerekçeleri de anlattım. Ve bu din beni insan haline getirdi. Ve bu din beni izzetli bir hale getirdi ki benim bu dine çok fazla, çok fazla borcum var. Ve ben bunu ödeyebilecek bir durumda değilim. Ve Rabbimden rahmetini, Rabbimden rızasını, Rabbimden bana olan lütfunu, hayrını istiyorum. Umarım ki sizler gibi insanlarla mücadelemiz Allah subhanahu wa ta'nın diniyle Allah'a hamdolsun çok çok kolaydır. Sizlere bir şey ispat etmek zorunda değiliz. Sizlere bir şeylere zorlamak zorunda değiliz. Sizlere dinimizi anlatırız, İslam'ı anlatırız. İslam'ın kaynaklarından gocunacak değiliz. İslam neyse biz kabulüz. İslam'ın şahsiyetleri ortadadır. İslam'ın insanlara kattığı değer ortadadır. Sizin getireceğinizi söylediğiniz veyahut şu an sizin getirmek istediğiniz sistemin familyası, bir kolu olan bugünkü sistem insanlara ne yaptığı ortadadır. Ana haber bültenlerini izleyen bir insanın Türkiye'deki ahlak konusunda ne durumda olduğunu, Türkiye'nin ahlak konusunda, suç konusunda ne seviyede olduğu bellidir. Şimdi hani insanlar şeriatla alakalı yani yönetilen bazı ülkelere kısmi olarak da yönetilseler, baktığımız zaman demokrat dediğiniz, layık dediğiniz bütün ülkelerden suç oranı daha az. Türkiye kaçıncı sırada dünyada suç oranında? Türkiye dünyada suç örgütlerini, organize suç örgütlerini bulundurma konusunda birinci sıralarda. Adam öldürme konusunu al ele, gaspı al ele, hırsızlığı al ele, yolsuzluğu al ele. Türkiye'nin durumu bu. Şimdi bu duruma sistem getirmediysek ne getirdi o zaman insanları? Halen durmadan insan değiştiren ahmaklar var. Durmadan insan değiştiren aptallar var. Bu insanlar
bataklığın yapısının değişeceğini söyleyen, bir akrebin yapısının değişeceğini söyleyen insanlar. Akrep sistemiyle yönetilen bir sistemde istediğinizi seçin. Her biri sokar. Her biri sokar. O yüzden sistemin değişmesi lazım. İslam'ın bir sistemi var, sistemi. Yani bir omurgası var, bir başı var, bir düzeni var, bir hukuku var. Siz kimden hukuk alacaksınız? Yani Mustafa Kemal mesela o zaman modern devletler, önde olan devletler diyerek İngiltere'sinden, İtalya'sından veyahut Batı'dan kanunları ithal etti. Bugün baktığımız zaman ne olacak? 50 yıl sonra, 100 yıl sonra mesela örnek söylüyorum Çin, önde gelen devletler, örnek devletler, yükselen devletler konusunda çıtayı aldı gidiyor. Şimdi yarın öbür gün acaba Türkiye Çince mi gelecek? Siz kime göre değişeceksiniz? Ya da Rusya mesela yarın geldiği zaman Rusça mı konuşacağız? Siz kime göre değişeceğiniz az çok aşikar. Yolundan gittiğiniz atanız neyse siz de ona göre şekillenirsiniz artık. Atanızın sünneti bu. Yarın öbür gün sizden birisi başa geldiği zaman artık Çin'den Çince'yi ya da Japonlar ön plana geçerse Japonca'yı artık memleket alır, dayatırsınız, dikte edersiniz, insanları bunu konuşacaksınız. Artık bundan sonra Latin harfleri yoktur dersiniz artık. Yani sizden beklenilir bu konu hakkında. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bizler halen aynı yerdeyiz, halen aynı şeyleri düşünüyoruz. Doğru değişmez. Doğruyu istersen milyon yıl savun, senden hiçbir şey eksilmez. Ama yanlışı 1000 günde savunsan, milyon yılda savunsan size hiçbir şey katmaz. Özetle toparlar isek. Söylememiz gereken şey şudur. İslam bir evlilik çağından bahsetmektedir. Bir insan evlilik çağını hangi yaşta gelirse gelsin o yaşta evlenebilir. Allah subhanahu ve teala yarattığını bilmez mi derken, kimisini farklı evrelerde olgunlaştırırken, kimisini de farklı zamanlarda olgunlaştırabilir. Tıptan bahsediyorsunuz. Mesela örnek söylüyorum, bilimden bahsediyorsunuz. Siz adet gören bir kıza bile halen diyorsunuz ki sen bu yaşta doğum yapamazsın. Şimdi Allah rızası için tıbba bunu sorduğumuz zaman, bilime bunu sorduğumuz zaman acaba adet gören bir insan doğum yapamaz mı? Yani hamile kalma potansiyeli bunda artık var mı? Var. Peki bu kişi doğum yapabilir mi? Yapabilir. Peki bunu halen çocuk olarak söylemenin çelişkiniz değil mi? Yani hem tıptan bahsedeceksiniz, hem bilimden bahsedeceksiniz, hem bilimin zıttına konuşmalar yapacaksınız. Batı'dan 18 yaşında kanunu almışsınız. Ya Batı 15 yaşının altındakiler çocuk deseydi siz ne yapacaktınız? Şu an 15 yaşındakilere çocuk demeyeceğiz. Olgun diyeceksiniz, erişkin diyecektiniz. Bu sizin çelişkiniz, değişken kanunlarınız. Bu yüzden biz sizin gibi durmadan kıvırtan, durmadan dönen, durmadan değişken insanlar olmak yerine bizi yaratan, yarattığını bilmez mi ayetine binaen biz kendimizi yaratana teslim ediyoruz. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu zamanda zaten İslam devleti bile olsa olması mecburi olabilecek bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyorum ki Ayşe annemizin bir evliliğini bir durup tekrardan ele almanız gerekli. Ayşe annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği cevaplar, konuşmalar, verdiği tepkiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı muamelesiyle sen tutup da bugün bırak 9 yaşındaki kızı 18 yaşını doldurmuş bir kızla bile evlenen bir insana yapılan muameleler ortadadır. Yani burada mesele ölçüdür. Allah ölçü ne olarak koymuş ise bizim için adalet de doğru da odur. Bizler evliliğimizde iki kişinin birbirine olan hukukunu, birbirine olan saygısını, sevgisini korumakla mükellef olduğunu biliyoruz. Allah'ın erkeğe verdiği hükümler belli. Kadına verdiği hükümler belli. Kadın onunla mükellefken erkekle Allah'ın ona yüklediği sorumlulukla mükelleftir. Ve Allah adaletsizlik yaptığımızda, onları ezdiğimizde, onları rencide ettiğimizde, onlara zulmettiğimizde bunun elbette bizden hesabını soracaktır. Eşlerimiz bize serkeşlik yaptığında, nankörlük yaptığında, bizlere yersiz bir şekilde çıkışları olduğunda da onlar hesabını vereceklerdir. Halen eğer ahmaklar, aptallar varsa şunu söylemek istiyorum ki hiç kimseye şunu söylemiyoruz. Gidin 9 yaşında, gidin işte 10 yaşında, gidin 15 yaşında kızlarla evlenin demiyoruz. Olgunluk çağına ermiş bir insanı İslam evlilik çağına ermiş bir insan olarak görüyor. O insanlarla evlenilebilir diyoruz. Bunu yaşla kısıtlayan sizlerseniz, bizlere göre sizin 18 yaşındaki insana olgun deseniz bile benim dinim eğer evlenme çağına ermiş demiyor ise ben onunla evlenmem. O yüzden sizin saçmalıklarınızı, sizin yanlışlarınızı, insanlara dikte ettiğiniz bu saçmalıkları bizler kabul etmek zorunda değiliz. İkincisi mürtetle alakalı meseleye. Mesela aslında tok bu konu hakkında bir aşağılık kompleksine girmiş. Farklı farklı teviller, farklı farklı açıklamalar yapmış. Evet. Benim dinim bir kişi irtidat ettiği zaman onun öldürülmesine hükmetmiş. Bununla söylenecek hiçbir şey yok. Ben öncelikle dediğim gibi asıl olarak Rabbimin varlığıyla alakalı gerekçeleri anlattıktan sonra, o kitabın onun kitabı olduğuna inandıktan sonra, onunla alakalı gerekçelerimi söyledikten sonra, peygamberi onun peygamberi, Resul onun Resul olduktan sonra artık bundan sonra söylememiz veyahut onunla alakalı bir meseleyi tartışmamız veya toplumun istediği rıza, istediği şekle indirmemiz düşünülemez. Allah subhanahu ve teala dinde evet hüküm budur. Bir insan Müslüman olmadan önce de bunu bilmesi gerekli ki bir insan Müslüman olduktan sonra mürted olursa İslam'ın hükmü öldürülmesidir.
O kadar net. Bizler bunlara topyekun bir şekilde iman ettik. Dileyen bu dini bu şekilde kabul eder. Dileyen de bu dini bu şekilde reddedip Allah'ın katına gittiği zaman der ki ben mürtetle alakalı meseleden dolayı İslam dinine girmedim. O zaman Rabbimiz de der ki o ki öyle buyur cehenneme daimi olarak, ebedi olarak, barınak olarak, kalıcı olarak buyur cehenneme gir. Dediği zaman şimdi sadece şunu söylüyorum. Sizler acaba yeryüzünde bu yaptığınız hesaptan dolayı bunu çekmeye razı mısınız? Razıysanız Allah subhanahu ve teala'nın katında Allah'ın vereceği azabı bekleye durun. Bizler Rabbimizin rahmeti ve Rabbimizin indirdiğini hak olarak biliyoruz. Hak olarak iman ettik, inandık. Tıpkı sizin batıla iman ettiğinizin zıttına hakka inandık. Bizlerle sizin aranızda aslında inanç konusunda fark içeriğinde. Yoksa iman konusunda hepimiz bir şeylere iman etmişiz. Bizler bu gerekçelerle böyle bir ilaha, böyle bir kitaba, böyle bir Resul'e iman ettiğimizi söylüyoruz. Ve bu imanımızın da getirisi olarak bütün bu hükümlerdir. Bu hükümler de önümüze konulduğu zaman evet eğer bunlar hak ise bunları bizim sorgulamamız zaten haddimize değildir. İşittik, itaat ettik deriz. Allah subhanahu Rahmetinin ahiret günü huzuruna çıktığımız zaman bizim yaptığımız amellerin adil olup olmadığı, birilerine zulmedip etmediğimiz, kendi kitabına göre, kendi indirdiği sisteme göre ne yapıp yapmadığımız konusunda Allah Rahmetinin bizi sorgulamasını bekliyoruz. Rabbimizden de bizlere rahmet etmesini ve ona bağlı kalıp, sadık kalıp Müslüman olarak canımızı almasını istiyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.